eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hatta bir alışverişe diyorum, sonra görüşürüz, tamam mı dur? Nereden düştü buraya? Allah'ım cadalozu. Cadaloz mu? Aa sana cadaloz. Cadalo olsun canım. Yanda onun gibi. Tatlıysın. Ya benim gibi aynısı ben. İş mi yapmaya çalışıyorum? Çok zor şartlar altındayım. Bu işin önünde dururken. İyi ki geldim Zuhal. İyi ki geldik buraya. Teşekkür ediyoruz sevgili Trabzon'a. Ne yapacaksın parayı ilk Nur kazanırsan? Tüp bebek tedavimine kullanacağım. Ya. Evet. Bunun var bebeği, onun yok ya. Biz de üzülüyoruz. Allah'ım bütün evlat sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin. Kazansan da kaybetsen de yarışmayı ben seni Mustafa Hoca'ya yollayacağım. Peki. Tamam mı? Çok teşekkür çok ediyorum. Rica çok ederim. Sağ olun. Mezun oldum doğru değil. Bekleyin, bizde kalın. Bir yere ayrılmayın. Gözleri birden yamuldu. Adı lazım değil. Baş harfine. Teşekkür ediyorum, evet. Kurtardım. Tam kızarsın Marke. Hiç ağzın durmuyor, karıştırıyorsun ortalığı. Ama onu vermeyeceğim, bunu vereceğim. Çünkü o kalın, onu size vereceğim. Yok, gayet güzel yanmamış. Aa, vallahi düşürmedi. Tamam. Onunla ben de yürürüm. Ne var anla yürüme? Alkış. Alkışlayın bayanı ya. Geliyor Şalvar abla geliyor. Bacakları. Hem de hız. Bravo. Bravo. Ha, sana da aferin. Zuhal Topal'la Sofradan'ın Trabzon macerasında haftanın dördüncü günü başlıyor. Bugün kayınvalidemiz Emine Hanım ve gelini İlknur'la yepyeni bir lezzet yolculuğuna çıkacağız. Şimdi Zuhal Topal bizi Trabzon Kadınlar Pazarı'nda büyük bir sürprizle bekliyor. Efendim Trabzon'da dördüncü günümüzde, biliyorsunuz geçtiğimiz haftada yarışmacımızdı. Burada yaşıyor. Shadow beni Kadınlar Pazarı'na getirdi. Hatta bir alışveriş ediyorum, sonra görüşürüz. Tamam mı dur? Görüşebiliyoruz. Teşekkür ederim canım, sağ olasın. Shadow ne alacağız şimdi burada? Sen ne alacaksın? Bana söyle. Sen ne alacaksın? Bana şimdi kuymak için İstanbul'a tereyağı lazım. Yoğurt tereyağı değil mi? Tereyağı burada. Yeni mi yaptın? Yoğurt tereyağı mı? Bu yabay, bunu tanıdım. Bizim Akçabatlı. Aa, bu güzel, güzel yabay. Aa, bu da şey için, daha kuymak için abi. Bu ne bu kuymak için? Peynir mi? Kuymak için. Kuymak için. Koyuruz ya buraya. Abi Uzi. Abi de tanıdın mı? Yok. Zor topuldu. Siz seni yerden mi seyrediyordu? Niye tanımadım seni? Yarım saat oldu daha yeni mi fark ettin beni? Şimdi bak fark ettim. Hoş, hoş bulduk. Ha şimdi oldu. Daha yeni şeyimiz var. Daha yeni uyandık. Çok da lezzetli olacak abi. Allah kuymak yapacağız evde İstanbul'da anne. Sen pişirsin artık. Nereden düştün buraya? Nereden düştüm? Burada çekim yapayım. Nereden düştün buraya? Çekim Trabzon'a geldik de. Trabzon'a geldim. Çok merak ederim nasıl kişileri aldılar diye. Baba sen gör gideyim. Abini de vereyim sen. Ne o? Sanki benim gibi paran yok. Ya bu yağda ne? On tane vereyim sahti. Üç tane yağ aldım. Ben hadi üç tane ver olsun ya. Üç tane alalım. Üç peynir, üç yağ aldık. Merhaba canım. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ay İyi canım benim, seni çok seviyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işler? İşler güzel gidiyor, güzel, şükür olsun. Allah, Allah bereket bir şey hediye etmek ya, istiyorum. Ya zahmet etme. Hediye verebilirsiniz. Yok ya. Ama beğendiğini mi? Aa, çok güzel. Yok bu çok güzel.
burada pırıl pırıl ablalarım. Aa, hepsi ekmeğinin peşinde burada uymaz satış yapıyor. Her gün pazar kuruluyor mu bu pazar? Evet bu arada. Her gün kuruluyor bu pazar. Uymaz merkezde. Merkezde. Kuymak bu kavun bu işte. Mısırını bir dur. Mısırını bu. Tamam bunu alayım. Çiçek hediyesi. Ay eski hanım eli mi bu? Hayır, ya, sümbül. Ay sümbül. Hediye mi ettin onu? Hediye ettin. Ha hediye ettin Asaf. Olmaz. Sizi çok seviyoruz. Ya mahcup ediyorsunuz. Yok ne var? Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Canım benim teşekkür ederim. Vallahi ne kadar sahipsiniz siz. Çiçeğimi de aldım. Trabzon Kadınlar Pazarı'nda Zuhal Topal'a olan sevgi seni dinmek bilmiyor. Seviyor musun programı? Sizdeysiniz. Valla. Şadoyu gördün mü Şadoyu? Hepsini. Sen gittin mi Şadoyu? He? Bir daha böyle kaç sene hep tanıyorum. Tabi canım. Ne çatalı? Ben de tanıyacağım. Allah'ın çatalozu. Çadaloz mu? Aa sana çadaloz. Aa. Aa. Hiç de değil. Şadolozunu. Değil o. O şado, dobra. Dobra olduğu organik, gibi. Organik. İçinden nasıl geliyorsa. Ben çok seviyorum şadoyu. Ha, İyi günler, hayırlı mi? İşler. Kıskananma çatlasın. Evet, gel. Kıskanmamalıyız ha. Kıskanıyla bizi, kıskanıyla. Kıskanıyla ya. Zuhal Hanım, artık Emine Hanım ve gelinini fazla bekletmesek iyi olur. Ne dersiniz? Gidelim buradan. Bugün Emine Hanımlardayız. Emine Bakalım Hanım neler yapıyor. Her bizim yarışmacımız. Nerede? Trabzonlu da. Trabzonlu ama köye yapar mı? Verdir herhalde sorarım. Beni daha gidersiniz isterseniz. Hadi gel sen de. Ha? Gelecek misin? Televizyon kıyamam. Televizyonda böyle güzeldi sen. Aa kaybettin onu kaybettin. Aa kaybettin. Aa kaybettin. Aa kaybettin. Aa burada çok güzel. Ha burada daha güzel alım daha. Evet çok yakından güzel. Yakından daha güzel. Bu daha güzel iltifattır bu. Televizyonda böyle güzel değil. Televizyonda çirkinmiş. O her zaman çirkin. Güzel, her zaman güzel. Televizyonda çirkinmişim. Ay bendin, ay bendin. Olsun yakından güzel demesi de bu kameralar beni güzel çekemiyorlar. Burası daha güzel. Zuhal Topal'ı ne kadar seviyor bizim Trabzon. O zaman Zuhal Topal'a bir alkış. Sağ olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hadi eve gidiyoruz. Zuhal Topal ve Şaduman Hanım kadınlar pazarına veda ederlerken Emine Hanım ve gelini İlknur'un evinde bizi daha coşkulu bir sürpriz bekliyor. Sevgili Emine Hanım ve gelini İlknur için... Uy! Her sen buraya kimdir daha? Uy! Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba İlknur. Teşekkür ederiz. Bu ne organizasyon? Ay, sizin çok için yaptık. Çok teşekkür ederim. Sizin için yaptık. Hadi gel. Şeyden sonra. Siz de desenize. Al oğlum ya. Kes. Ne oluyor ya? Bir şey diyorlar, kızdılar mı bana acaba girdim diye? Bana sinirlendiler. Ah. Efendim? Gideyim mi ben? Sanki sinirlendiniz bana. Bir yanlışım olmadı değil mi size karşı? Neyse biraz sakinleştim. Oğlum. Sana. Hop.
Biz bırakalım ama oynasınlar burada. Üşütmeyin, hava kötü. Elinize sağlık. Sağ ol. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olasınız çocuklar. Vallahi devam. Müthiş. Ne yiyorlar? Duymaktan oluyor bunlar. Bir de köfteden. Hadi. Merhabalar. İlknur Bayraktar Eğrioğlu. 32 yaşındayım, bankacıyım, doğma büyüme Trabzonluyum, memleketimi çok seviyorum. Adım Emine Eğrioğlu, 55 yaşındayım, ev hanımıyım, 37 yıllık evliyim, gelinime güveniyorum, bu yarışmayı da alacağımıza inanıyorum. Ben böyle anında iş olsun isterim, böyle hiç bekleyemem. Mesela diyelim şurası kaldırılacak ya, saniyede toplamak isterim. Vallahi ben sabırlıyım. Hiç geniş bir insan değilim. Yani ben tamamen sabırlıyım. Tamamen anında iş yapılacak. Yani burada bir şey, mesela şu bir şeyin yeri değilse anında düzelteceğim. Tablo bozulsa, mesela şu biraz yamuk, o dikkatimi çekiyor. Hemen böyle düzeltmem gerekiyor onu böyle. Öyle bir takıntılarım var. Ama işte karşımdakinden de bunu istiyorum. Olmadığı zaman ben bu sefer rahatsız oluyorum yani. Ne yapabilirim? O zaman sen kendin yapacaksın. Kalkıp yapıyorum ben. Bebek tedavisi görüyorum. Benim çocuğum olmuyor. Yani tabii ki çok masraflı tedaviler. Çünkü süreçler çok uzun süreçler. Yani biz ciddi paralar harcadık. Çok şükür bütçemiz var da harcıyoruz bunu. Hatta ben bu programa evde bir tüp bebek yaptırdım. Onun sonucunu beklerken başvuru yaptım programa. Ama tabii sonuç olumsuz oldu ayrı ama sonra bu programdan aradılar beni böyle böyle falan diye. O anda dedim ki ya başvuru yapayım dedim. Hem de hani ödül de iyi. Belki ben de o sürecimde bana destek ki, anne böyle böyle dedi. Başvuru yaptım hem de yatıyor yani. Aa, sonuç bekliyoruz. Böyle morali de güzel değil, kötü yani. Üzülmüşüz hep birden. Hep öyle oluyor, hep öyle oluyor. Allah'ım yarabbim. Dedim kızım sen ne yaparsan ben de senin yanında gelirim. Yani başka ne yapabilirim ki? Ben sizin için yaşıyorum zaten. Bana düş de düş şuradan, düşerim valla. Çünkü bunlar bizim evlatlarımız. Hele ki çok istediği bir şey olmadığı için. Aynen. O iş çok kötü yani gerçekten. Annemin evi hemen bankanın yanında benim. Ben öğleyin anneme yemeğe gidiyorum. Kardeşim gidiyor, bak eşim şimdi, gidiyor, bak. Enişten böleyim gidiyor. Böleceğim. Her dakika annesine gidiyor. Annesi büyütmüş. Şimdi dökeceğim şimdi. Annesi büyütmüş. Bir de bana geldiği zaman benden çabuk çabuk hizmet bekliyor. Ben senin neyini ne kadar biliyorum? Benimle durdu mu bir iki ay, üç ay ya da her hafta sonu geldin çok mi? Çok zor değil ki birini gelmedi. Tanımak yani ben. Aa. Evde çok güzel. Buyurun Zahal Hanım. Buyurdum Emine Hanımcığım. Tekrar buyurun, hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. İlknur nasılsın? İyiyim Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Karşılama için çok teşekkür ederim. Ay çok güzel teşekkür oldu. Teşekkür ederim. Hala dilim dışarıda oldu. Nefes çok güzel Zahal oldu. Hanım, çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sizi gördüm yakından. Ben teşekkür ederim. Aman çok efendim ben teşekkür ediyorum. Bu ne şıklık bu arada İlknur? Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Kolyen, ayakkabıların vallahi billahi ne güzel gelinin var. Maşallah güzeldir. Maşallah maşallah. Güzeldir. Kaç yıllık gelinsin İknur? 7 bitecek. 8 yıllık gelin olacağım. 8 yıllık gelin evet. Olacağım. Burası senin evin. Evet evet burası öyle. Benim evim. Beraber yaşamıyorsunuz. Hayır hayır ayrı yaşıyorum. Kısaca nasıl tanıştın bir anlatsana genel hatlarıyla. Eşin şey oğlunun adı neydi Emine abla? Gökhan. Gökhan. Gökhan Bey ile İknur hanımız tanıştılar. Rar. Gökhan'la biz dershaneye gittiğimiz zaman lise bitiminde çalıştık. Aa. 14 yıllık birlikte bir de dershane var. Aşkları vardır değil mi eskiden? Evet dershane. Evet. Yani şöyle bir şey o dershane zamanında biz mesela dershaneye gittiğimiz zamanlarda mesela ben aileme karşı çok sorumluluk hissediyordum. Böyle diyordum ki yani kesinlikle öyle bir şey istemem. Ben hani okuyacağım iyi bir meslek sahibi olacağım. Hep böyleydi. Evet. Ama sonrasında işte ortak arkadaşlarımız vardı. Ben onun dershanesine gittiğimde orada beni görüyor işte tanışmak istiyor. Ben kesinlikle istemiyorum ama burada bir eğlence yerinde arkadaşlar bizi bir araya getiriyorlar. Biz tanışıyoruz orada. İyi. Ama bomba işte orada. Ha aması var. Selam vermeden... İlk dediğim şey Gökhan'a benim bir kuralım var dedim bak ona göre konuşmaya başlayalım dedim. Yekten çocuk diyecek ne oluyor ne kuralı? Bak ne diyecek bak. Ne, bakayım ne diyecek. Bak ne diyecek. Bakıyorum. Eğer benle yani iyi bir şey düşünüyorsan benim tek bir şartım var o da anneme evlat olacaksın. Yani bir enişte değil de bir evlat olacaksın. Benim tek isteğim o yani bak, orada. Enişte yani damat olmayacak demek istedin. Oğlu olacaksın aynen anne. Aynen öyle. Güzel bir şeydi. Enteresan bir giriş noktası. Neresi gidiyoruz Zühal Hanım? Oğlumu resmen daha gelmeden almış.
Öyle demeyelim de niyeti ciddiymiş İlknur'un. Ama niyeti ciddi yani ama. Yani öyle flörtte eğlenceydi, çıkma mıkma yok, evleneceğiz. Aa. Sen çalışıyorsun değil mi? Evet, ben bankacıyım. Aa çok güzel. 10 yıllık bir bankacıyım yani. Oo, evet, 10 evet. Yıl. Evet 10 yıllık. Ne güzel, hala da hala da çalışıyorum. Bravo. Çalışan efendim, aynı zamanda da mutfakta ederim. Da maharetli ki şu an burada. Değil İnşallah mi? Diyelim. Hem ev kadını, iş kadını, hem ev hanımı. Aynen. Evet. Yemekleri güzel mi gelinin? Güzeldir. Hem hamarattır hem güzel. İlknur yarışacak bugün. Evet. Ne pişirecek acaba? Karadeniz yöresinden yemek güzel. Var mı? Evet. Tamamen yöresel yemeklerimiz var. Hadi. Bugün. Ekmek bile pişireceğim size. Oo, mısır ekmeği. Uy, mısır ekmeği. Evet. Uy. Hem de karalahana ben da onu pişireceğiz. Oo, oh, başla menüyü baştan aşağı kadar say bana. Yani karalahana çorbası yapacağım size ama değirmende çekilmiş çorbalıkla birlikte yapılan özel bir şeyle yapılıyor bu. Hmm. Hamsi kuşu bizim meşhur hamsili, sebzeli yapılan. Ay hamsi kuşu evet, evet ya, yemedik, dördüncü gün oldu. Sonra kaşarlı levrek buğulama yapacağım size. Defne yaprağıyla birlikte pişirilen bol kaşarlı. Yanına kaygana yapacağım. Yanına mısır ekmeğimiz bir fazladan bir ikramımız olarak yapılacak. Tatlımız da kabak tatlımız var. Salata yani, neydi? Mısır ekmeğim. Mevsim salatası. Mevsim salatası. Bu hafta mevsim salatası. Ama yeşillik gidiyor tabii bunların. Ama şimdi balık yapıldığı zaman balığın yanına genelde vokadır, dereotudur. Geçen haftaki balıklarda çok kılçık vardı. Dikkat et ha. Yok. Peki menü güzel. Tam Karadeniz mutfağı evet. Bugün. Birazcık da şey aslında hani... Çok da hafif diyemezler bu menüye yani biraz el öyle yani. Kaygana falan var evet. Çünkü yani değil lahana mi? Lahana sürüsü var ya, lahana çorbası. O da var. Onu bayağı onunla bir uğraşacak. Hamsi balık, hamsi balık, çorba, hamsi balık. Menüsünde böyle et türü, tavuk türü hiçbir şey göremedim. Daha bir yöresel yapmış ama kolay şeyleri seçmiş. Yani çok zor değiller hepsi. Ağır değiller yani, yapımı çok aşamalı değil. Çok zor bir menü değil. Bir mısır ekmeği. Ha, bir mısır ekmeği işte belki biraz şey artık yorucu. Öbürleri basit. Peki o zaman seni markete uğurluyoruz sevgili İlknur. Peki evet. O zaman ben hemen hazırlanıp üstünü gidiyorum. Üstünü işte gitse. Evet. Hava soğudu bu arada. Evet çok soğudu. Kalın giyin git. İyi hadi. Hadi canım. Peki görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Güle güle. Ben seçmedim Zuhal Hanım. Ne? O beni seçti yarışmaya. O mu evet, katılmak istedi? Evet gelinim müracaat etti. Benim hiç haberim yoktu yani. Olsaydı haberin ne olacaktı? Fikrin değişir miydi? Bilmiyorum artık. Değişebilir miydi? Bilemem. Belki de değişirdi. Katılmaz mıydın? Emri vaki mi oldu? Diğer gelinlerinle mi katılırdın? Hiç bilemeyeceğim. Biraz emri vaki oldu herhalde. Gidelim istersen. Hiçbir şey için çok geç yok sayılmaz. Canım öyle şey olur mu? Yol yakın kendine. Horonumuzu teptik. Bir çay içer, kahve içer. Gideriz canım. Yok Zuhal Hanım öyle şey olur mu? Olmaz. İlknur. İyi misin? İyiyim. Market yakın mı bari? Evet çok yakın. Hızlıca gidip geleceğiz şimdi. Bu arada çok da şık görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ama bu hızla koşarsak alışverişi mümkün değil, yetiştiremeyiz. Koş İlknur koş. Hepsinin ne derseler ben onların annesiyim. Hepsinin dediğini yaparım. Koşa koşa. Ne diyorsun? Tabii. O kadar yani. O kadar. Bütün gelinlerini hepsi ararım. De yaparım. Hepsi kızın gibi. Hepsi kızım gibi. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Anlaşırım. Gece çağırırlar giderim. Çocuklara hasta olur koşarım. Her şeylerine. Bravo. Anlaşamadığınız bir şey yok mu yani? Var yok olurum. Arada bağırırız. Söylerim. Niye? Arada kavga yaparız. Neye kavga ediyorsun? Yanlışlarına söylerim onların. Senin yanlışın oluyor mu peki hiç? Belki de oluyordur. Onlar bana pek bir şey söyleyemezler. Doğru onu ilk buraya sormamız lazım. Ama söyleyemedi burada. Sormadım ki. Konuşamaz ki yanımda. Sormadım ki. Sorsam bir. Soracağım. Sor. Sorarım. Onlar benden hep çekinir. Hepsi çekinir benden. Niye? Kaynanayım da ondan. Sert kaynana mısın? O kadar sert, o kadar yumuşak yani. Arada. Arada. Yer yer sert yer oluyor. Yer yer, evet. Dil dalgalı. Yerine göre sert, yerine göre kaynana, yerine göre anneyim yani. Ben buyum. Nihayet markete gelebildik İlknur. Evet. Önce ne alacaksın bakalım? Önce soğanımı alacağım. Soğanı hangi yemekte kullanacaksın? Lahana yemeğimde kullanacağım. Bir de kaşarlı levrek buğulama yapacağım. Orada kullanacağım ama çok fazla kullanmayacağım. Sadece lezzetini vermesi için. O yüzden çok fazla soğana ihtiyacım yok. Soğanları nasıl seçtin öyle? Hiçbir şey anlamadık. Ya hemen seçtim çünkü çok güzel soğanlar. Devam edelim. İlknur'un alışveriş maratonu marketin içinde devam ediyor. Alışverişe hangi reyondan başlıyoruz? Nereden başlayalım? Önce manav reyonundan başlayalım. Hemen. Yalnız bana biri yardım edebilecek mi hızlı bir şekilde ürünlerimi almam için? Ya arkadaşlar lütfen yardım edin bana. Hemen.
Yeşil soğan istiyorum. 2 baş yeşil soğan istiyorum. Yeşil soğanı hangi yemekte kullanacaksın? Hamsi kuşuna koyacağım. Hamsi kuşu da ne? Ya bizim yöremize ait böyle hamsiyle yapılan bir şey. Soğan, maydanozlarla. Yöresel bir yemek. Gelinimiz yeşil soğanıyla maydanozlarını alıp şimdi gözlerini diğer yeşilliklere dikiyor. Kayınvaliden senden çok şikayetçi. Gelinimin hiçbir işine karışamıyorum diyor. Karışmasın o zaman her şeye. Sen onun işlerine karışıyor musun peki? Ben mi? Ya nasıl karışmayayım ya? Ama istediğim gibi yapmazsa her şeye karışırım yani yemeklere. Dikkat edecek benim yaptığı yemeğe. Bir de ben buraya çat kapı gelemem. Konuşamadık diye bunu yanında söylemedim ama yüzleri de söyleyeceğim. Biraz titizdir. Aa, ilk nur mu titiz? Tabii titizdir. Çat kapı giremem derken? Gelemem, çalışıyor da ondan gelemem. Tabii nasıl geleceksin zaten? Çalışıyorlar. Telefon açıyorsun. Evet. Randevu alıyorsun, müsaitseniz geleceğim diye. Müsait değilim de. Belki ben gelmek istiyorum. Gelemem. Emine Hanım gelininden dertlenirken ilk nur da manav reyonu alışverişine tam gaz devam ediyor. Hanımefendi ürünlerinizi tartayım mı? Evet evet hemen tartalım hızlı bir şekilde. Sarımsak da istiyorum. Gelinimiz bütün eksiklerini tek tek alırken bir market çalışanı da gelinimizin imdadına yetişiyor anında. Poşetler tartılırken gelinimiz de sarımsakların peşine düşüyor. Aa süper bu ya, hazır. Bu benim işimi görür. Olmaz. Niye? Hazır sarımsak almışsın derler. Hazır mı? Ya ama hayır yıkamışım, ha böyle olmuş yani. Aman konuşsunlar, hadi devam edelim, boşverin. Kayınvalidelere hazır doğranmış sarımsak aldığını bizzat ben söyleyeceğim. Doğranmış değil bu. Sadece ayıklanmış. Yani sadece bölünmüş yani. Hatta kabuğu bile sökülmemiş yani. Ayıklanmış sarımsakları da bütün eleştirileri göze alıp sepetine atan gelinimiz usul usul kasap reyonuna doğru geliyor. Bu bizim özel yapım domates sosumuz. Levrek yapacağız ya, kaşarlı levrek. Onu da kullanacağız bunu. Bunu bizim arkadaşlarımız şey yaptı, özel hazırlıyorlar. Soslarımız burada. Neden sen kendin yapmıyorsun da hazır sos alıyorsun? Yok, hazır biz de doğrayacağız. Domates rendeleyeceğiz. Zaten o olmadan olmaz ama bu ayrı bir lezzet katıyor levreğe. Levrek de kullanılır yani. Harmanlanmış şekilde oluyor ya, ayrı bir güzel oluyor yani. Ya, üç gelinden bir tanesi mutlaka evet, müsaitliği vardır. Tabii. Kimi tutturursa artık. Evet. O günün şanslı gelini. Ama sonra da İsmir bana döner. Ha geri döner. Tabii döner. Aha anneciğim aramışsın 3 saat evvel ama. Evet. İşim vardı anca çıktım işten diye. Akşam 8'de aradığında da zaten artık gelmene imkan yok. Takla yani. Nereden nereye gelecek? O der anneciğim ben seni güzel alırım. Taktik. Der ama alır mı? Bazen alır, işi olmazsa da alır. Ama hafta içi de 5 gün çalışıyor. Hafta yani. Sonunda işte iş, güç, kendi der ama şeyi. Ama o da çok zor Zühal Hanım. Ne ya. Zor? Gelinin yanında olmak, o oğlunun yanında olmak bize pek yani olmuyor. Gelmeyin evet. O zaman. Otur içeri evinizde. Gelmiyoruz zaten Zühal Hanım. Evinde ne yapayım? Aman gelmezsen gelme be. Ne yapayım Zühal Ben de sanki ya. Seni zorla getirteceğim. Zühal Hanım sen aradın ya. Geçen geleyim diye gel dedim ben de. Ama ne yapayım Zühal Hanım yani gelmek istedim. Ben niye böyle bir havaya girdim şimdi gelin, anlamadım. Gelin oldum. Kendimi gelin gibi hissettim evet, gelin ya. Evet gelin gibi hissettim kendimi. Bana da evet. Bir şey ondan sonra ben hala duramıyorum. Ay çok güzeldi. Ay çok neşeli. Ama ne güzel ya. Oynuyordu. Kaygamadan. Açık var bu yeterli mi acaba? Yeterli benim. Barbunya'yı hangi yemekte kullanacaksın ilk nur? Barbunya'yı karalahana çorbası yapacağım size. Yöresel bir yemek. Orada kullanacağım çorbalıkta. Bunlar arkadaşlar özel hazırladı. Özel çekilmiş olması gerekiyor çünkü. İlk nur'la market alışverişinin sonuna geliyoruz. Bakalım gelinimizin aldıkları ne kadar tutacak diye meraklı bekleyişimiz başlıyor. Ne kadar tuttu? 198 lira 50 kuruş. Evet bütçemiz yetiyor. Rahatız. Bununla da balığımızı alırız artık. Levrek biraz pahalı olabilir. Param yetecek mi ilk nur? Biz biraz küçük levrek alacağız. Bir de pazarlık yaptık. İndirim yapacaklar bize. Göreceğiz bakalım. Sonuçta 300 liralık alışveriş bütçen var. Yetiyor limitimiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Eksiğimiz de yok. Hepsini aldık. Paradan da önemli olan ne biliyor musun? Çok az zamanın kaldı. Tamam bitti. Gelinimiz torbalarını sırtladığı gibi balıkçının yolunu tutuyor. Henüz vallahi beni şaşırtamadın güzel. Emine ablacığım. Henüz senin bayıltacak bir cümleni duyamadım yani. Bakalım mutfakta. Duyarsın bakalım mutfakta. Hadi gidelim mutfağa. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evdeki sohbet mutfağa taşınırken gelinimiz ilk nurda balıklarını almak için saniyeler içinde balıkçıya geri veriyor. 4 tane levrek istiyorum. Senin ailen balıkçıydı değil mi? Ya biz balıkçıyız. Normalde oradan gönderiyorlar. Biz buradan alıyoruz balıklarımızı. Bu deniz levreği mi? Evet. Deniz. Çiftlik levreğinden ne farkı var peki? Hiçbir farkı yok. Ama deniz levreği daha lezzetli olur derler. Derler.
Eskiler derler, Galya binmişler derler. Denizle kültür levreği arasında bir fark yok mu yani? Bence yok. Ama biri yemle, diğeri ise doğal besleniyor. Ama suyun içinde de. Peki, siz en doğrusunu bilirsiniz. Hamsileri kendin mi ayıklayacaksın? Yok, hazır. Var mı hazır ayıklanmışı? Var. Kaç kilo hamsi alacaksın? Bir kilo alacağım. Haydi, dolduralım hamsileri. Balıklar ne kadar tutacak acaba? Biz pazarlık yapmıştık öncesinden. Allah. Kendi biliyor fiyatlarını, kendine göre soracağız. Kaç paran kaldı ilk Nur? 100 liram kaldı benim usta. Fazla, fazla. Yeter mi 100 lira? Çok yeter, fazla. Aa, süper. 100 lira. 20 lira geri veriyorum. Ay, çay mı demlediniz ya Emine abla? Sağ olun, size çay canım, demledim. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık, bana zahmet oldu. Tamam, ben açık canım içiyorum, sağ olasın. Trabzon çayı. Evet, çayım güzel. Çay güzel de bu ne şimdi ya? Börek vereyim size. Baklava börekle besin. Baklava ne diyorum? Börek vereyim diyor. Baklavanın alternatifi tabii olsa olsa börek. Her gün de baklava börek mi yenir yahu? Teşekkür ederim, eline hoş sağlık. Hoş geldiniz. Trabzon çayına. Kapı çaldı. Ay, siz ben kapıyı açayım. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bardak. Merhabalar. Ben Zuhal Hanım görmeye gelmiştim. Şimdi beni görmeye gelmiş. Hoş geldin. Hoş merhaba. Nasılsınız? İyiyim Zuhal Hanım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Zuhal Hanım. Kim? Büyük gelinim. Benim aa, gelin. Evet. Evet. Hoş geldin. Hoş gel gel, bu tarafa gel. Büyük gelin. Büyük gelin geldi. Evet. Ha, sandalye de getirdiler, sağ olun. Gel gel, adın neydi? Hülya. Hülya, ne haber, nasılsın? İyilik size, siz nasılsınız? İyiyim, gözlere bak maşallah ya. Karadeniz kadınların da bak şeyin de gözleri öyle. Biz hep renkli. Evet, biz ailecek renkliyiz. Gerçi sen gelinsin ama. Olsun, ailecek, bizim ailecek renkliyiz. Dedi, tam sizden konuşuyorduk valla. İnsan lafın üstüne girmiş. İki evet, gelinim evet daha var dedi. Evet. İlk Nur müracaat etmiş dedi. İlk Nur etmeseydi ben kesin Hülya ile katılırdım dedi. Öyle mi dedi? Yo, o demedi. Şu an ben söyledim onu ama ister miydi? İsterdim. Neden olmasın, katılırdım. Yani onlar için. Kaç yıl gelinsin sen? Yaparım. 18 yıllık. 18 yıllık gelin maşallah. Kaç çocuk var? 3 çocuk var. Nasıldır, var mı kayınvalidenin yani böyle öne çıkan özellikleri diye? Var tabii. Ne mesela? Mesela hizmeti çok sever benim kayınvalidem. İster ki gelinleri etrafında bervane dönsün. Uy! Evet, bervane istiyorsun. Zuhal Hanım dönecekler daha. Ne kadar dönebilir? 18 yıldır çocuk, kadın artık başı dönmüştür. Döne döne. Şu an değil de o zaman dönecekler yani. Yine de gelindir, dönecek. Ben kabul etmiyorum. Allah Allah. Gittiğim zaman çayımı, kahvemi, her şeyimi hazır edecek. Ama o kadarını yapıyordur zaten canım. Çayını, kahvesini yapıyorsun. Yapmasın ya, bakayım yani. Ya ne olur yapmazsa? O zaman da darılırım, küserim onlara. Küsme huyu var mı? Var da. Ne yapıyor, küsecek darılırım değil mi? Bağırıyor. Aa! Bağırırım, darılırım. Hiç olmadı. Gözler o zaman bağırır. O gözler açılıyor değil mi, o gözler? Evet, bak, bak, açılıyor. Valla fındıklı baklava gibi. Yesenize. Aa, kendi malınızmış gibi yiyin ayol. Ay, siz bu fındıklı baklava da. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Biri daha geldi, biri geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben geldim. Bitti mi alışverişim? Bitti ama diğer çantalarım da var. Onları da alalım. Diğer torbalar da bende. O zaman onları sizden alacağım ben. Merhabalar, ben geldim. Hoş geldin. Ben sana da size geldim. Ay, ne güzelmiş palto falan. Kabanım, bayıldım yeşil yeşil. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Hoş bulduk. Tekrardan. Tekrar okay. Hoş bulduk. Hoş geldin Hülya. Hoş bulduk. Ne haber canım? Nasılsın? Eltin geldi. Hoş gelmiş. Hoş geldi. Zuhal Hanım, İlk Nur bütün torbaları bana taşıttı. Ama ne yapayım, çok ağırlardı. Tabii taşıyamadım. Olacaksınız benim kadar ya, 50 kilodan fazlalar zaten. Sen ver misin 50 kiloya? 50 kiloya. Ah. Gene yiyen almayanlardan mısın? Ben hemen üstümü değiştirip geleyim, olur mu? Şey, değiş gel. Hızlıca. Oh, afiyet olsun. Yiyin. Vallahi normalde ben de çok yemem tatlı da işte şimdi ikram edilince ayıp olmasın diye yiyorum. Ay ye canım, sana ne öyle ya? Sana her şey yakışır, tatlı da yakışır. Çok fazla sevmemiz Zuhal Hanım. Efendim? Tatlı hiç sevmem. Benim gibi aynısı ben. Ben de hiç sevmiyorum, kuru yemiş. Ah, şu an fıstık ye. Ben azıcık ilk Nur'un malzemelerini boşaltayım Zuhal Hanım. Ay, Eltin arası bir dayanışma görüyorum ben. Evet. Tamam, seviyor musun Eltin'i? Ben Eltin'i çok severim Zuhal Hanım. Eltin'i seviyorsun da kimi sevmiyorsun yani? Ben her istediğim zaman Eltin'in evine gelebiliyorum. Sen gelirsin ama biz gelemiyoruz. O da sizin gelininin aranda olan
problem. Emine anneciğim yani. Ha. Benden ilgili bir sıkıntı yok. Öyle mi canım? Evet. Hülya'yı gördüğünde ne düşündün? Tam bizim ailemize göre bir gelin dedin mi? Pek. Demek. Ne hanım beni gördüğü zaman beni hiç sevmedi. Niye? Bak, istemedi beni. Şaka yapıyorsun. Evet. Niye? Bilmem. Aa, ama ona sorun. Sana soruyorum evet, Emine hanımcığım. Evet beni bir gördü zoğlanın böyle gözlerimi bana bir süzdü. Yani çocuğunu yanına yakıştıramadı. Allah Allah. Tabii. Niye güzelim kız vallahi billahi. O zaman tabii ta 18 yıl evvel. Ama ne zaman o zaman oğlumu paylaşmak istemedim bir yerde. Vermek istemedim. Evet onun sizde derdi yokmuş Hülya. Benim anladığım 3 oğlunu da evde oturup turşusunu kurmak evet. istemiş. Evet. Ama evet. evlenmesinler kalsınlar. Evet. Ne yapacaksın evde? Yok çok yok adam yok oluyorlar. Büyüsünler gitsinler de. Hani tam istediğim gelin değildi. Gelin tipi değildi yani. Nasıl böyle. Gelin tipi istiyorsun? Vallahi hayal ne bileyim ben o zamanki hayalim oğlum nasıl mesela. Nasıl oğlum... bir gelin istiyorsunuz efendim yani? Canım teşekkür ediyorum. Oh, gelinler bastırdı var. Gelinler bastırdı vallahi. Ne yapacağım ben? Öbür gelin de denemiş. O da gülüyor. Boslu, güzel. Sen de güzelsin. Sen de ne var yani? Benim güzelliğimi beğenmedi Doğan Hanım. Benim boyum kısa. Aa hiç mi değil aşk olsun. O kadar da zor değilim yani. Hani oğlum ki sevmiş olsun dedim yani. Ne diyeceksin şey zaten oğlum istedi. Yapacak bir şey yok. Oğlum istedi. Ben de gayi geldim. Elimden gelse engel olurdum ama yapacak bir şey yapamadım işte. Zorla işte istediniz Doğan Hanım. Konuşun kızlar. Hazır beni deriniz. Buradayım. Sizin yanınızdayım. Sonuna kadar gelinlerin destekçisiyim. Destekçinizim. Bugün İknur yarışacak zaten. Evet, yemekler yarışacağım. Yapacak bize. Yemek yapıyor da yemek yiyor mu acaba merak ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kırdınız? Neyse, nazarı gitti. Olsun sorun değil. Ne kırdınız? Süs. Sorun değil hiç şey önemli bir şey değil. Biz kırılanları toplarız. Sen istersen önlüğünü giy İknur. Bu arada herkesten özür dileriz. Sen yemek yiyor musun ya İknur? Yiyorum. Şaka yapıyorsun. Ama şöyle dikkat ediyorum. Dikkat ediyorsun. Ha, o yiyip yiyip kilo almayanlardan şöyle bir şey, değilsin Zuhal yani. Hanım, yok yiyorum yemeğimle çok tempolu çalışıyorum bankada haliyle. Çok fazla çalıştığımız yani. İçin yoğun bir bankada şekilde. Bir bankada bir oturulmaz mı ya? Hayır işte oturulmuyor. Benim çalıştığım birimde genelde müşteri ziyaretlerimiz falan çok fazla oluyor. Senin birimin? Aynen. O yüzden biraz falan filan mı? Ticari taraf. Anladım. O yüzden bayağı bir ağır oluyor bizim peki, tarafımız. Peki o zaman. Bugün de birazcık yorulacaksın ama. Olsun sorun değil tabii ki yani hani herkes belki katılanlar izlen böyle genelde böyle ev hanım falan oluyor ya. Ben çalışıyorum ama yok, o geldiğim sürede de yani evet her şeyi yapabiliyorum yani o noktada da ben sıkıntı yaşayacağım. O zaman göster hünerlerini 2,5 saatin başladı. Hadi bakalım kolay başlıyorum gelsin. Başlıyorum o zaman. Göster hünerlerini döktür İknur döktür. İknur diyorum ki Karadeniz yemekleri benden sorulur. Aynen öyle. Eğer buralarda birileri kara lahana çorbası içecekse benden içecek. Aynen öyle. Gaygana. Aa geçen külür yaptı gelin ama beğenmediler. Benimkini beğenecek. Ben topladım şimdi. Külürleri. Bahçeden kara lahana. Her söyledim ya o gün. Ne çabuk unuttun Emine abla. Ay, yaşananları. Aklımda kalmadı ya. Olsun çok olsun. Çok şey yaşadığımız için. Olsun. Sağ kimleri sevdin kayınvalidelerden de bana. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyledin mi? Söyle. Dünkü var ya, dün en son yemek... Nazende Hanım. Nazende Hanım. Ya, o da seni sevmiş. O da beni sevmiş. O da bir tek seni sevmiş. Öyle mi dedi? He, Müdahir Hanım'ı? Müdahir Hanım, o yok. O zor bir kadın ya. Zor onu mu? Hala çözemedik ya. Ben çözdüm. Çözdün mü? Meşhur çorbalığımız bu oluyor. ODTÜ mezunuyum dedi ya. Evet. Ama ODTÜ mezunu değil aslında ha. Öyle kendim. Ben de öğrendim. Değilmiş yok, ya. Değil ya. Niye böyle bir şey yaptınız Müdahir Hanım? Bizi kandırdınız ya. Ben de sonradan soruşturdum ve öğrendim ki değilmiş. Şaka yaptım dedi. Şaka yaptım. Hep kendini öyle zannediyor. Böyle duruyor süslü. Üniversite oldum, mezun oldum doğru değil. takıldı bana tabii. Üniversite mezun olmama gerek yok. Ben kendimi geliştirmişim zaten. İstersen 3 tane üniversite bitir. Haçan adam olamazsın. Ay sen Hülya dün masada görecektin. Şimdi bizim kayınvalidemiz biraz ağır ama onun da karakteri herhalde. Kişiliği öyle. Ben öyleyim diyor. Ben diyor kafam üstüne diyor kitap taşırım yürürüm diyor. Hiç evet. Düşürmem o kitabı diyor. Evet evet aynen bir öyle. Bir kayınvalidemiz dedi ki sen böyle çok dik duruyorsun kasılıyorsun dedi. Aldı oklava soktu sen sırtına. Sen de böyle dur. Böyle dik durdu oklavayla. Dik dursun diye oklava sokarmışlar eskiden. Umurilik sağlığı açısından, omurgalar sağlığı açısından evet dik durmak güzel ama onunki böyle bir... Ama onunki de çok fazla Zuhal Hanım ya. Niye sırtına sokun? Sokmana gerek yok. Sadece beline koş. Elle nasıl bir kötü şey? Kötü bir şey ya. Kötü rahatsız gerçekten olmuyorsunuz. Mi? Müdahir Hanım çok iddialıydı. Çok şey yapıyordu. Bugün ben onun havasını söndüreceğim. Sürprizi ben yapacağım. Gülay Hanım bana biraz takılacak tabii. Nereden takılacak bana? Ben dedim ya kitap koyar başıma dolanırım. Şimdi kitap mı koyacak başıma? Telefonu mu koyacak? Dolan mı diyecek artık? Ne bileyim ne diyecek bana?
Ben ona kayınvalideler ya. Aralarında isim takmışlar. Mahidevran Sultan. Evet, Mahidevran diyoruz ona. Öğrendim, onu da öğrendim. Bir de siz arkada Hanım, neler çekiştiriyorsunuz? Bir dedikodu var. Bir arkada. De arabaya biniyoruz ya. Hani gelip alıyorlar da bizi gelip alıyorsunuz. Sağ olasınız. Çok sağ olasınız. Estağfurullah, ne demek? Görevimiz tabii yapacağız. Şimdi gidiyorum arabaya, bineceğim, bakıyorum ki oturmuş, hiç sallanmıyor. Ben oturuyorum, gidiyoruz ya bir arkadaş almaya. Hep ben çekiliyorum. O bakıyorum yine yerinde oturuyor. Hiç sallanmıyor. Ha, yer vermiyor, çekilmiyor. Vermiyor. O kendini bir şey zannediyor böyle yani. Vallahi dördüncü günümüzdeyiz. Çok çabuk geçti. Bakın, git ha gittik ha gideceğiz derken Trabzon'a da geldik, gidiyoruz. Bir sonraki durağımızı merak ediyoruz. Sizler karar vereceksiniz, sizler yönlendireceksiniz bizi. Nereden başvuru gelirse biz oraya gideceğiz. Fox.com.tr'ye başvurularınızı bekliyoruz efendim. Zuhal Topal'la Sofra'da adresimiz var, onu da unutmayın. Instagram'da. Telefonlarımız da var. Arayın, dünyanın her yerinden, Türkiye'mizin her yerinden başvuru kabul ediyoruz ve geliyoruz. İşte nasıl Karadeniz mutfağını tanıtıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Üstelik de ödülümüz de var. Bekleyin, bizde kalın, bir yere ayrılmayın. Öyle mi? Ne güzel söyledim. Evet, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Şu an büyük bir sınavdan geçiyorum aslında. Siz farkında değilsiniz. Benim içimde fırtınalar kopuyor. Sıralama. Şu an neler yaşıyorum ben biliyor musunuz? Yüzüm gülüyor. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Sıralama. Çok zor şartlar altında. Bu neşin önünde dururken. Bak yarısını yedim. Çeksin kameralar. Görsün bunu herkes. Yarısını yedim. Vay be. İlk Nur'un size daha ne sürprizleri var bir bilseniz. Sürpriz ya. Hani sürprizimiz? Hani sürpriz ne? Çok özür diliyorum. Rica ederim İlk Nur, aşk olsun. Teşekkür ederim Ay Mikser. Ne o? Ay yok yani, yemem. Vallahi yemem. Çok teşekkür ederim. Sürpriz gelecekmiş. Onu sürpriz yiyeceğim. Zaten sen için. O sürprize bayılırsın biliyor musun? Seni ben gördüğüm zaman hani hep o sürprizi seviyorsun ya. Ne diyorsun? Vallahi. Ya şu kadınla ne alıp veremediğiniz var Hülya? O sürprizi şeker bir kadın. Ya. Ben bu kadar tatlış bir o kadın. O sürprizi seviyorsun ya. Vallahi özellikle getirttik. Vallahi. Zuhal Hanım, mutfağımıza hoş geldiniz. Sürpriz geldi. Aa, canım, çok teşekkür ederim pasta. Evet. Ya, özel el yapımı pastanız ya, bizim. Canım burada yapılıyor. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Ya bir tanesiniz. Ya ne gerek vardı, vallahi çok mutlu ettiniz canım benim. Çok teşekkür ederim İlk Nur'cum ya. Afiyet olsun. Kesenize bereket. Üfleyeyim mi? Evet, üfleyeyim. İyi ki geldim Zuhal. İyi ki geldik buraya. Teşekkür ediyoruz sevgili Trabzon'a. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Efendim, pastamızı da hayırlı uğurlu olsun. Zuhal Topal pastasını törenle keserken gelinimiz İlk Nur da çorbası için kara lahanaları tek tek yıkamaya başlıyor. Özene bezene tek tek yıkanan kara lahanalar şimdi de ince ince doğranıyor. Ne yapacaksın parayı İlk Nur kazanırsa? Tüp bebek tedavisine kullanacağım. Ya. Evet. Benim çocuğum yok. 7 yıllık evliyim. Çok da uğraşıyoruz ama olmuyor. Çok da masraflı bir süreç. O yüzden ben de tedavimde kullanmak için başvuru yaptım yarışmaya. İnşallah olur diyelim. İnşallah Allah nasip etsin. İnşallah Allah nasip kısmet eder. Ama tıp gerçekten çok gelişti. Tüp bebek tedavisi. İstersen şöyle yapalım. İstanbul'a geliyor musun? Geliyorum. Hafta sonu İstanbul'daydım. Arkadaşlarla eğlenceye geldik İstanbul'a. Peki doktorlar daha evvel denemişsindir. Tüp bebek tedavisi gördün değil mi? Çok fazla denedim. Olabilir diyorlar mı? Evet evet olur diyorlar. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalabiliyor musun? Kalıyorum. Zaten tamam. Benim normalde bir ikiz bebeklerim kaldım ben. Ama sonra başka bir rahatsızlığım çıktı. İkizlerimi almak zorunda kaldılar. Öyle bir talihsizlikle yaşadım. Çok geçmiş olsun. Şöyle yapalım mı? Efendim? Ben seni bir gün İstanbul'a davet edeyim. Evet. İstanbul'a geldiğim bir gün seni çok sevdiğimiz, çok kıymetli bir doktorumuz var, Mustafa Hoca. Evet, duydum. Instagram'da onu da takip ediyorum kendisini. Başarılarını da görüyorum. Seni onunla buluşturayım mı? Gerçekten. Senin muayenesi. Çok sevdim. Olur mu? Olur. Kazansan da kaybetsen de yarışmayı ben seni Mustafa Hoca'ya yollayacağım. Peki. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olasın. İnşallah önce Rabbim izin verirse sonra da bakalım bir de Mustafa Hoca görsün. Çok sağ olasın. Rica ederim. Canım. Ay canım. Ay belki senin elin uğurludur. Ay ben. Belki uğurludur elin. Allah nasip ama ederse. Ama sen de vesile olursun. Belki uğurludur. Biz denedik olmadı şimdiye. Olabilir. Ay, İyi misin? Çok emin oldum. Ay duygulandı. Da. Bunun var bebeği, onun yok ya. Biz de üzülüyoruz. Ay Allah'ım bütün evlat sahibi olmak isteyen herkese nasip etsin. Amin. Kolay bir süreç değil o, yaşayanlar bilirler. Ay canım o da üzüldü.
Bir bekleyelim bakalım. İnşallah hayırlı haberler alırız. Çünkü daha evvel sağ olsun Mustafa Hoca, ben başka bir programda sunuculuk yaparken yine böyle bir çiftimiz vardı. Ben onları da gönderdim. Çok şükür sonradan bebek sahibi oldular. Bebekleriyle geldiler ziyaretime. İnşallah bizim için olur da. O kadar mutlu oldum ki dünyanın en güzel şeyi bu tabii ki. Allah'ın bize bahşetmiş o mucizevi olayı. Bir kadın için dünyadaki herhalde en kıymetli çok şeydir. Çok en kıymetli en bir şey. Güzel. Yani bir hediyesi bize evlatlarımız. Evet. Bu seni motive etsin bugün içinde. Peki çok mutlu bu oldum. Bu şeyle enerjiyle. İnşallah bu gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönüşsün. İnşallah. Her şeyde bir hayır vardır. Belki bizim bir araya gelmemiz başka bir şey vesile olacak. Ben çok inanırım buna. Evet. Hayatta böyle bir şey vardır. Yani öyle daha ben mesela belki sizin eliniz, ayağınız belki uğurlu çıkartıyor. İnşallah, inşallah. Zuhal Hanım geçen ki sizin programınıza bir bayan katılmıştı. Programa katıldığında hamile olduğunu öğrendi ya. Aa, evet. Hamile misin? Hamileyim. Aa, tebrik ederim. Çok güzel, ederim. Allah tamamlayacak. Hocam nasip etsin. Amin. Haberini de başvurduktan bir gün sonra yarışma için aradılar. O gerçekten gün öğrendim. Ben sizin programınızda evet ya başvuru yaptığımda evde tüp bebek tedavisi için yatıyordum. Aa, yaptırmıştım, yani sonucunu bekliyordum. Gerçekten. Hatta sizi izliyordum, her akşam böyle bekliyordum heyecanla. Annemde yatıyordum. Sonra dedim ki ya ben de başvuru yapayım. Annem dedi ki ya tutarsa dedi ama nasıl yapacağız? Dedim yardımcı oluyorlar onlar dedim ekip evet, olarak dedi. Evet oluyoruz tabii ki, tabii sonra ki. Sonra dedim ki ben de başvuru yapacağım. Annem dedi ki saçmalama ya olursa falan. Yok dedim yapacağım dedim. Ay dur tüylerim diken diken oldu. Gerçekten ha, ama bak ya, yalan demiyorum. Ay, inşallah ya, gerçekten. Allah'ım çok mutlu olurum. Sonra sizin şeyden kabul edildim ama diğer sonucum olumsuz oldu. Olsun, olsun. Öyle olsun şey oldu. Ya yıllarca deneyenler var biliyor musun? 8, yani 7 yıldır uğraşıyorum hiç ara vermedi. Bir de biz İstanbul'a git gel yapıyoruz. Hiç bir de mesela haftada 2-3 kere çağırıyor doktor. Git geller gerçekten çok yorucu. Çok sonuçta çalışıyoruz onun da etkisi haklısın, var yani. Haklısın. Bayağı bir zor oluyor ama. Bir de bir bak bakalım sen bütün raporlarını, testlerini Mars'a götürürsün. Ben hemen en kısa sürede randevu alacağım sana. Teşekkür ediyorum. Peki şu an ne yapıyorsun? Şu an mısır ekmeğimi yapıyorum. Yalnız mısır ekmeğimi yaparken suyunu dökmek için birinin bana yardım etmesi lazım. Ben bakayım. Allah işte. İşte kayınvalidemiz kalkıyor. Yardım et. Yardım et annesi. Yavaş yavaş çünkü bu kaynama suyla yapılıyor mısır ekmeği. Tamam. Normalde mısır ekmeğini bir gün önceden yapıp yani bekletmemiz gerekiyor. Ama şimdi biz çok yavaş yavaş anne. Bir dakika yavaş dur yavaş. Dur. Ben geleyim dur. Bekliyor. Geldim. Dur. Ver. Ver. Zuhal Hanım siz her zaman yaparsınız aferin beraber bugün. Ben de kim? Şimdi bunu böyle yavaş yavaş yoğuruyoruz. Çok sıcak suyla yapılması gerekiyor çünkü mısır unundan birini dolayı. Birini yardım etmesi lazım. Aynen çünkü su dökülmesi gerekiyor buna. Tamam. Bir de bunu yoğurmak çok zor, çok kol sen yoruyor. Dur dedin, koydum dedin, tuzunu. Koydum. Koydum. Zuhal Topal sıcak suyu dökerken İlknur da mısır ekmeğinin hamurunu karıştırmaya devam ediyor. Şimdi bunu beyaz unla birlikte güzelce yoğuracağız. Ekmeğin hamurunu bir kenara koyan gelinimiz hızla kara lahana çorbasının başına geçiyor. Karbonat mı o? Evet. Aa, vallahi görmeden bak bir paket gördüm ama nedir? Karbonat efendim. Kara lahanaya koyuyorsun. Evet çünkü kara lahanayı eritmesi için ve daha lezzetli yeşil kalması için yapılan bir şeydir o tabii bak, ki. Bu da çok önemli bitiyor. Bilmiyorduk bunu ya da senin sayende öğrendik. Evet kesinlikle. Süper. Gelinimiz kara lahana çorbasının en önemli şifresini açıklayıp şimdi de kabak tatlısı için bal kabaklarını doğramaya başlıyor. Doğrandıktan sonra bir tencerenin içinde biriktirilen bal kabaklarının üzerine önce toz şeker ardından da su ekleniyor ve tatlı kaynaması için ocağa bırakılıyor. Tatlısını ocağa emanet eden gelinimiz kara lahana çorbasına 1,5 çay kaşığı karbonat ekleyip tenceresini iyice karıştırıyor. Kara lahana çorbası. Bu ama şimdi şöyle yapamaz. Bunun fasulyesi konserve mi olacak? Ona dikkat edeceğim. Fasulyesiz çorba olmaz. Bir, yarmasız olmaz. İki, severim. Kara lahana çorbasını çok severim. Ama yapamayacak bunu. Bir puan gitti. Kara lahana çorbası, lahanalar ince ince kıyılır. Tencerede biraz yarma pişirilir. Lahanalar üzerine konur. Fasulyesi konur, pişirilmeye bırakılır. Daha sonra üzerine soğanı, yağı eritilip dökülür. Pişene kadar kaynatılır. İnşallah. Şimdi mısır ekmeğimin hamurunu yaptım, onu bekletiyorum. Kabak tatlımı koydum. Normalde bizde kabak tatlısı bir gün önceden şekere yatırılır. Evet. Ondan sonra yapılır ama şu an mecburen ben bunu hızlı bir şekilde suyla, şekerle pişirmek yapıyorum. Şimdi kokusu çıkıyor şimdi. İlk başta sıcak suyla yoğruluyor mısır ekmeğinin özelliği. Çünkü unundan dolayı beyaz un gibi değildir mısır unu. Evet. Şimdi bu kıvama getiriyoruz bunu. Bu şekilde güzelce. Biraz sulu bir hamur bu.
Çok az. Çok katı beyaz, olmayacak. Biraz daha beyaz un katacağım ona ben şimdi. Ha, çok az ama. Çok az, fazla değil i̇yi zaten. Çünkü. Ben yok yok, kıvamı ben çok iyi. Açayım dur ben. Çok az ama elime şey çok yapalım. Az. Mısır ekmeği Karadeniz sofrasının olmazsa olmazı. Öyle değil mi? Mısır ya ekmeği bizim yöresel ekmeğimizdir. Mısır unu, mısır Karadeniz'in ekmeği. Karadeniz'in en önemli. Kuymağımız. Ya yani bunun unu bizim eski değirmenlerimiz var. Biraz daha alıyoruz evet, Zuhal Hanım. Evet evet biraz daha iste. Bizim eski değirmenlerimiz var. Orada bunlar öğütülüyor. Tabii, yani böyle fabrika usulü değil yani. Tabii canım. O yüzden çok lezzetli oluyor. Bir de lahananın üzerine koyduğumuz zaman Allah ayrı bir lezzet oluyor. Şuna ziyafet var. Aynen. Tam bir Karadeniz sofrasına konuk olacağız. Mısır ekmeğini kendi mi yapacak? O çok önemli. Bence yapamayacak. Yoğrulacak. Ondan sonra hamuru gelecek, fırında kızaracak. Olsun, ekmekte bir şey yok ki, yoğuracak hamuru, atacak onu fırına, pişecek. Mısır ekmeği güzel sıcak olursa fırından böyle çıkardığın zaman kabuğu biraz fazla olacak. İçi özünü sevmem ben. Ben kabuğunu biraz da sert olacak. Birazcık tereyağı koyup da yiyebilirsin onu, öyle de severiz onu. Gelinimiz mısır ekmeğinin hamurunu iyice yoğurduktan sonra kara lahana serilmiş cam bir tepsiye yatırıp dilimlere ayırıyor. Börek yersiz vereyim mi? Ekibin gözü pastada Zuhal Hanım. Ya pasta her yerde yersiniz, yeme onu, kan şekeri bulacak. Al şekerim, afiyet olsun. Sevgili ne? Baş harfi ne? Birdenbire böreği gördü, durdu. Gözleri birden yamuldu. Böreği aldı gitti, gerisi yok. Adı lazım değil, baş harfi ne? Mısır ekmeğinin üzeri bir kara lahana yaprağıyla sarılıp sarmalanıyor ve bu meşhur Karadeniz lezzeti pişmesi için fırına gönderiliyor. Yarın da büyük final. Trabzon'da yarın son günümüz. Bugün çok önemli. Bugün İknur'un yemeklerini yiyeceğiz. İknur'a puanlar gelecek. Birkaç gündür maalesef çok da öyle fazla yüksek puanlar görmedik. Bak, masada en fazla 5000. Ne oldu ya? Burada kime konuşuyor? Kakayım o mu ya yetkili merci zannediyorsun? Yok yok, kakayım mı? O benden ne duyarsa, ne ben öyle söylersem o olur. Ben ne dersem onu yapar. Öyle mi Zuhal? Tabii ki canım. Bakayım mı İknur'a? Biraz sanki şey etti, telaşlandı gibi geldi. Bakabilirsin ayağa. Bakayım mı? Ellemeden bakabilirsin. Tamam. Olmaz! Bırak o konusunu mıh yapsın. Bak bak sen. Karbonat bu arada mucizevi bir şey biliyorsunuz sevgili hanımlar. Bakınız, kara lahanada da çabuk pişsin ve kara lahanalar daha yüksek kalsın diye kullandı İknur. Bunu da öğrenmiş olduk. Gelinimiz iyice kaynayan kara lahana çorbasına şimdi de pul biberini ilave ediyor. Güzel güzel her şey olacak, ben eminim. Çok bir şey kalmadı zaten. Aynen. Bir saatin mi geçti? Ne kadar geçti? Tam olarak 53 dakika geride kaldı Zuhal Hanım. Aa, bir saat süper geçmiş neredeyse. Hadi olsun, kolay gelsin. Sorun değil. Orada. Şekerim, teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Bir buçuk saat sonra görüşüyoruz. Tamam, çok hadi sağ olun. Bakalım. Tamam. Coming soon. Zuhal Topal törenle mutfaktan uğurlanırken gelinimiz de hamsi kuşu için hazırlıkları neredeyse bitirmek üzere. Hamsi kuşu da tabii ki Karadeniz'e özel bir. O da mısır unuyla yapılır. Maydanoz konur, pazı falan konur. Köfte kızartılır. Yani yapacak olduğu kaç tane köfte ki? Ben şimdi şey tokayı alabilir miyim? Ellerimi yıkarım. Tamamdır, bekliyoruz. Hemen geliyorum. Gelininiz bir anda gitti Emine Hanım. Ay, gelin gitti. İknur yemekleri yetiştirebilecek mi dersiniz? Vallahi bilmiyorum, yetiştirebilecek mi acaba? Bayağı bir zaman geçti. İşleri yarım bıraktı gitti. Çekimi yarım bıraktı gitti. Bakalım hadi İknur koş. Ellerimi yıkadım saçıma tuttuğum için, o yüzden biraz geç kaldım. Gelinimiz saçlarını tekrar toplayıp mutfağa dönüyor ve kaynayan balkabağı tatlısını alıp ayrı bir cam kaseye döküp iyice kızarması için fırına gönderiyor. İknur, telefonun çalıyor. Efendim, bakamayacağım. Emine Hanım, siz bakın isterseniz. İknur bak. Eşin Gökhan arıyor galiba. Ay. Kim arıyor İknur? Selam tatlım. Hayatım kolay gelsin. Çok kalabalık orası. Bir saat var. Teşekkür ederim. Evet ama vaktim var. Hatta kahve içeceğiz birazdan. Gökhan, merhaba, nasılsın? Afiyet olsun, merhaba, iyiyim. Hoş gelmişsiniz. Sana bomba bir haberim var. Eşin hiçbir yemeği bitiremedi. O yüzden bu kadar mutlu duruyor. Bence İknur Hanım size sürpriz yapıyor. Çünkü o hepsini bitirmiştir, emin olun. Zuhal Hanım, İknur'a Gökhan senin mi yoksa kayınvalidenin mi yemeklerini daha çok seviyor diye sordu. İknur da hiç düşünmeden, eşim tabii ki benim yemeklerimi daha çok seviyor dedi. Sen bu duruma ne diyeceksin bakalım? Oğlum, ben sana hiç mi yemek yapmadım? Hiç mi tatmadın oğlum? Anneciğim, yedin önce diyor. Öyle mi diyorsun? Aa, hepsi beni ağlasın. Ne oldu şimdi Emine Hanım? Beni ağlasın. Biz bitmişiz. Bu yanıtı beklemiyordunuz galiba.
Oğlan diyor ki senin yemeklerin 7 yıl önceydi diyor. Bitmiş ya, uşakları etmiş, vermişik bunlara, gitmişler. Daha biz yemekmiş, oymuş, buymuş. O zaman yanıma gelme. Telefonu kapatsak iyi olacak galiba. Sonlandı. Bay bay. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz oğlum, tamam hadi. Sen bu arada neler yaptın İlknur? Kayganayı hazırladım ben. Kayganın içerisine 4 tane yumurta koyuyoruz. Başka? Sütümüzü koyuyoruz, suyumuzu koyuyoruz. Başka? Yeşil soğanımızı ve maydanozumuzu koyuyoruz. İsteğe göre buna hamsi de katılıyor ama biz zaten hamsi kuşu yaptığımız için buna gerek yok. Ben bunu bir ilave olarak hani balığın yanına güzel bir şekilde olsun diye, balık yanında bizde çok yenilir. Balığın yanında bizde kaygana, mısırın ekmeği, bunlar tüketilir. Ben de o yüzden bunları hazırlamak istedim. Gelinimiz İlknur şimdi de kaygana harcına un ve kabartma tozu ekledikten sonra çırpmaya devam ediyor. Telefonum oradan düşer. Anne, o telefonu alır mısın oradan? Alayım. Gelinimiz şimdi de kaygana harcına bir miktar sıvı yağ ekleyip çırptıktan sonra kasesini pişirmeden önce ayrı bir köşeye bırakıyor. Şimdi hangi yemeğe geçiyoruz İlknur? Şimdi levreğimi yapacağım ama levreğimi biz mutfağım sonra toplayacağım. Özel tavalarımız var, onunla yapacağım. Levrekler bizde bununla yapılır. Levrek buğulama. Nasıl buğulayacak onu? Kaşarlı mı yapacak, domatesli mi yapacak, tereyağlı mı yapacak onu bilmiyorum. Ama levrek buğulamayı severim. Levrek buğulama ve kaygana. Ben balığı sevmem. Ben sevmezsem de hakkını veririm yani. Bakacağım lezzetine. Eyvah, kabaklar yanıyor. Ay, ben onu tamamen unuttum. Süpersiniz. Emine Hanım, neden hatırlatmıyorsunuz? Evet, ben bunu anne, yani sen formaliteden duruyorsun burada yani. Gerçekten formalite. Ne yapayım ama beni bir yere tutturmuyorlar beni. Tutturmuyorlar. Hayır, en azından hatırlatman için varsın yani. Öyle söyleyeceksin mi bana? Yanmış mı? Yok yok, yanmış. Yandıysa tekrar yapabilecek misin? Evet, yok. Yaparım. Ama kabak almamız lazım bana. Ay, alamıyorum. Aa, süper olmuş, yanmadı. Yanmamış. Süper. Ay, harika. Teşekkür ediyorum, evet. Kurtardım. Rica ederim. Kapatabilirsin ben bunu. İlknur, senin kayınvaliden ben mi olsam acaba? Kesinlikle. Ama Emine Hanım, hiç kusura bakmayın. Mutfakta her şeyi ben hatırlatıyorum. Ama vallahi beni hiç şey bırakmıyor ki Kerim Hanım. Beni hiç bir yere tutturmuyor ki. Sen zaten yarışma gereği tutamazsın. Sen bana diyeceksin ki şunu şunu yap. Gelinimiz ilk olarak levrek buğulamanın sebzeli harcına Charleston biberleri doğruyor. Biberlerden sonra soğanlar da ince ince kıyılıp tavaya dökülüyor. Hemi ilk mi? Ne? Bitti mi? Ha, bitti. Nasıl bitecek hemen ya? Mis, onu iyice o. İlknur, ne yaptığını öğrenebilir miyiz? Harcını böyle tamamen eziyorum. Hanımlar, son 1 saat 5 dakika. Hayır, o kadar geçmedi. Şu an beni korkutuyorsunuz. Ekranın sağ alt köşesine bakarsan görebilirsin. Tamam, bitti zaten. Şimdi levreğimi yapacağım. Bitti. Geri hangi yemek kaldı? Ama daha şeyler olacak ya. Kayganalara benim fazla vaktim almaz. Kaygana var. Onları ben hemen pişiririm. Pilavın var. Pilavım yok. Pilav yoksa salata kesin var. Tamam, salata 5 dakikalık şey. Patates kızartması var. Hayır. O nereden çıktı? Canım çekti, ondan söyledim. Öyle bir şeyim yok. Gelinimiz levrek buğulamanın sebzeli harcına sarımsaklarını da ekleyip bu leziz karışımı kavurmaya başlıyor. İlknur şimdi de bir domatesi iyice rendeleyip ocaktaki sebzeli harcına boca ediyor ve iyice karıştırıyor. Gelinimiz buğulamanın sebzeli harcını tavadan alıp bakır tepsisinin zeminine iyice yaydıktan sonra üzerine bir kaşık tuz serpiyor. Ve yemeğe adını veren levrek filetolar sebzeli harcın üzerine dilim dilim seriliyor. İlknur, balıkların üzerine bir başka malzeme koyacak mısın? Şimdi normalde bunun üzerine limon da kesilmesi gerekiyor. Yalnız şöyle bir şey var. Şimdi bu kayınvalideler, bilmiyorum damak tatları nedir, neyin nesidir. Belki sevmeyebilirler. O yüzden limonu es geçiyorum. Yani ben normalde limonu böyle... Ama esasında 2-3 tane koyabiliriz yani. Çok da şey değil. Defne yaprağı koyulur. İstersen tepsinin yarısına limon koyabilirsin. Evet, öyle de yapabiliriz. Çok lezzetli olur. Defne yaprağı koydum. Gelinimiz levreklerin üzerine defne yapraklarını koyduktan sonra limonlarını da halka halka dilimler halinde defne yapraklarının arasına yerleştiriyor.
Son olarak küp küp doğradığı domateslerini de levrek filetonun üzerine yayan gelinimiz fırından gelen mis kokular üzerine bir anda harekete geçiyor. Ekmeğimiz çok güzel oluyor. Emine Hanım, Araklılı bir gelininiz olsun ister miydiniz? Araklılı gelinim. Biri Arsinli, biri Akçaabatlı, biri de Sürmeneli. Ne dersiniz? Evet. Ve işte günün ana yemeği levrek buğulamanın da fırın yolculuğu başlıyor. Levrek buğulama, evet. Gayet kolay. Balığı temizledikten sonra buğulama. Soğan, domates, maydanozu bolca konur. Zeytinyağı üzerine limon, buğulama. Sebzeli mi yapacak, sade mi yapacak? Üstüne kaşar koyacak mı? Bilmiyorum, çok değişik yapılıyor. Ama nasıl yapacağını bilmiyorum yani. Yaparsa güzel olur, lezzetli olur. Zamanı giderek daralan gelinimiz şimdi de mevsim salatasına başlıyor. İlknur, 43 dakikan kaldı. Çabuk ol. Aceleye gerek yok, salatam da bitti. Levreye dıştan bakabilirsin anne. Emine Hanım, fırına bakın isterseniz. Kaynıyor, tuttum açmadım. Kaynıyor. Açma açma, tamam kaynasın. Emine Hanım, gelininiz fırını açma dedi. Açmadım, böyle yap. İlknur, kayınvaliden fırını açtı. Açmasın ya, bozulmasın. Kız yok, mikser karıştırıyor İlknur, yok ha, ya. Tamam, açmasın. İlknur şimdi de doğradığı mor lahanalarla taze soğanları da kasedeki diğer malzemelerin üzerine katıyor ve karıştırmaya başlıyor. Emine Hanım, siz üzerinizi değiştirmeye gidecek misiniz? Gideyim mi İlknur? Gidebilirsin. Bin. He? İsterseniz giyinebilirsiniz tabii. Çok sağ olasın, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Emine Hanım üzerini değiştirmeye giderken İlknur da temizlik işlerine başlıyor. İlknur, kayınvaliden de gitti, kaldın yapayalnız. Şimdi işim olacaktı. Görüntülü arama yapıp sana moral bile verdi. Daha ne yapsın? Ya mükemmel bir eşe sahibim ya, gerçekten. Benim bu sürecimde en büyük destekçim eşim. Gerçekten mi? Benim çocuğum olmuyor. Benim eşim de yavrum diyor ki, İlknur'cum önemli olan sensin diyor. Hatta tedavi olmamı bile istemiyor yani. Ömür boyu mutlu olursunuz umarım. Ay çok duygulandım. Şimdi ne yapıyoruz bakalım? Bunu pişireceğiz ama buna çok az su katacağız. Ne katacaksın? Su. Biraz katı oldu. Çünkü beklettik ya mısır unu şişer suda. Evet. Ve İlknur tavada yağını kızartıp başlıyor hamsi kuşunu kızartmaya. İlknur, zaman hızla ilerliyor. Son 23 dakika. Peki, tamam. Sofra hala hazır değil. Sorun değil. Daha kaygan ayı yapmadın ama. Tamam, onu hemen yapacağım. Gelinimiz şimdi de hemen yandaki tavada kayganasını pişirmeye başlıyor. İki porsiyon kaygana yapıp böleceksin galiba. İki tane çıkar bundan şimdi güzelce. Onu şimdi spatulayla düzeltip. Bu yemeklerden sonra masanı hazırlayacaksın galiba. Evet, onu masaya geçirdim. Hamsi kuşu pişti mi İlknur? Piştiler. Şöyle tam kızarsınlar ki. Umarım yanmamışlardır. Hayır yanmadılar. Kaygana böyle biraz kızaracak ki şey olsun. Hamsi kuşu demek istedin galiba. Ay özür dilerim, hamsi kuşu. Hamsisi az yeşilliği bol olursa, güzel pişirebilirse, böyle pufur pufur olursa hamsi kuşunu severim. Pırasa olacak, soğan olacak, maydanoz olacak, nanesi olacak. Hamsisi güzel olacak, bol olacak hamsisi. Ama yaparım ben ama ben yemem. Şu kayganamız pişti. Kayganaya şunu size ayıracağım, bunu vermeyeceğim. Kayınvalidelere biraz kalın oldu. Laf ederler ona. Bu arada hamsi kuşu pişirmeye devam ediyorsun galiba. Evet. O hazırladıkların yetmez mi sence? İkişer tane koyayım geri kalanını. Sonra bana yaparsın. Size yaparım. Anlaştık mı? Benimkini erteleyebilirsin. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü son 17 dakika. Daha giyineceksin ve masanı kuracaksın. Hemen, masam 2 dakika. Acele etsen iyi olur. Hemen halledeceğiz. İlknur, levrek. Levreği mi yaktım? Yanıyor galiba. Hayır, levreğin şimdi tereyağını koyalım. Özel bir tereyağı kullanıyorsun değil mi? Evet, Akçaabat tereyağını. Gelinimiz fırını açıp levrek buğulamanın üzerine tereyağını ekliyor. Levrek buğulama yıkılıyor resmen. Evet.
Zamanı giderek daralan İlknur da ani bir baskına karşı hazırlıklı olmak için mutfaktaki bütün fazlalıkları ortadan kaldırdıktan sonra tavalarının başına geçiyor. Kıvamını beğenmediği kayganayı ayrı bir tabağa alan gelinimiz hızla yeni bir kayganayı pişirmeye başlıyor. Ne yaptın İlknur? Ne yaptım? Yaptım mı? Yaptım. Güzel. Sorun yetiştirebilecek yok. Miyim? Yetişir. Ama hala ortada kaygana yok. Kayganam oldu. Şimdi ne yapacaksın? Nasıl hazırlayamam? İlknur biraz daha hızlı olsan. Ay çok yoruldum. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Masa örtümü alıp geliyorum. Siz neye bakıyorsunuz Emine Hanım? Şey yapmak da yapamıyorum ben. Ne yazık ki siz hiçbir şeye dokunamazsınız. Öyle mi? Kayınvalidelerin yemeklere dokunması kesinlikle yasak. Ama çok acı ya. Gelininizi bu kadar düşünüyorsunuz yani. Düşünüyorum tabii. Bak şu an burada ya, onun yemeğine yardımcı olabilirim mesela. İlknur yemek yanıyor İlknur. Salla salla salla. İlknur daha hızlı daha hızlı. Zaman giderek daralıyor. Tamam geldim. Aman masa örtüsüne yağ falan sıçramasın, dikkat. İlknur. Efendim. Hadi daha seri. Bayılacağım. Bayılacağım. İlknur son 12 dakika. Akıp giden zamana karşı koyamayacağını anlayan gelinimiz biraz daha gaza basıp en şık aksesuarlarıyla masasını hazırlıyor. Emine Hanım, masa nasıl görünüyor sizce? Böyle güzel görünüyor, bitirecek herhalde. Son 10 dakikanın içindeyiz. Öyle mi? Kalan işler yetişecek mi sizce? Yetiştirir ama İlknur biraz çabuk, içeride yemek yanıyor. Kaygana yanıyor, koş! İlknur, son anda yetiştin. Kayganam yanıyordu, yetişemeseydim. İyi iyi. Yetiştim ona. Ha? Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Havasını kaptığı gibi kayganayı havada çeviren gelinimizin heyecan seviyesi her saniye daha da artıyor belli ki. Hanımlar, son 5 dakika. Tamam. İlknur 5 dakikada giyinebilir mi sizce? Giyinir. İmkansız. Giyinir. Hayatta giyinemez. İlknur çabuktur, giyinir. Masan hazır mı? Bitti masan. Masası bitmiş. Şık bir masa bekliyorum. Hatasız bir masa bekliyorum. Emine Hanım benim masamı çok eleştirdi. Noksanlarını buldu. Emine Hanım benden bugün çekeceği var. Emine Hanım ve gelininden bugün büyük bir performans bekliyorum. Çünkü çok en çok masada eleştiren bayanlardan birisi. Bakalım bugün eleştirdiği kadar gelini var mı? İlknur 4 dakikada mümkün değil giyinemez. Giyerim. Panikle ekmeğim beni. Eyvah! Her şey kırıldı. Mısır ekmeği de yandı galiba. Yanmadı. Mısır ekmeğinin yanması hiç iyi olmadı Emine Hanım. Yok ya, yanmamıştır o. İlknur ekmeğe bakmadı bile. Baktık. Anne aç bak bunu. Bir şey olmaz. Tamam ben gidiyorum şimdi. Son 3 dakika. Gidiyorum ben. Ama bir türlü gidemiyorsun. Ama şurayı ben ocak böyle gidemem. Bana 2 dakika verin ocağı sileyim. İlknur. Süren bitmek üzere. Gerçekten gidiyorum. Tamam gittim. Gelininiz nihayet gidebildi. Saniyede gelir o. 10 dakikadır gidiyorum diyor, bir türlü gidemedi. Ama çıkamadı bir türlü. Yemeklerin son durumuna bir baksak mı? Bakalım. Neler? Hemen bakalım. Kabak tatlısı hazır. Evet. Kayana hazır. Başka? Salata hazır. Rokalar hazır. Hamsi kuşu hazır. Lahana çorbası hazır. O da tamam. Süper. Fırında levrek hazır. Mısır ekmeğe de var. Bakalım ekmeğe. Bayağı da güzel olmuş, kıpkırmızı olmuş. İlknur, hoş geldin. Hoş buldum. Evet, levreğim tamam. Çok şık görünüyorsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Ekmek ne durumda? Ekmeğim de tamam. Görebilir miyiz ekmeği? Yalnız mısır ekmeği sert olur. Yani hatta çünkü uzun süreli dayandığı için sert olur. Ama şimdi bilmiyorum hani nasıl yediler. Tabii ki illa ki herkes yemiştir ama bu şekilde olur yani mısır ekmeği. Şimdi ne yapıyorsun? Çok az üzerine su şey yapacağım, sereceğim ki yumuşasın diye. Çünkü
sert şimdi. Diyecekler ki niye bu kadar sert oldu falan diye. Ve işte o ses. Ama fırınımı kaldıracağım. Zil çaldı. Ve Trabzon'da haftanın dördüncü finali başlıyor. Şadıman Hanım hoş geldiniz. Merhaba Nazendim, hoş geldiniz. Şadıman Hanım ne işi var bizim programda? Çok şaşırdım yani. Şok oldum. Uçta da bizim kameralarımız. Oo, nazar, kesin nazar var bak. Ben Zuhal Dobal için geldim, sizin için gelmedim. Bilmiyorum ama. Bilmediğin için yorum da yapma o zaman. Sen otur öyle aşağıya. Takıldın? Evet, ben öyle takıldım. Serhat'ın. Oranın kadınlar biraz hali kibirli olur da ondan anladım onu. Hamsi kuşu sevmiyor bir saniye. Yaman bana dokunuyor onun için. Bir parça tadı lütfen. Bir yürümesini rica edeceğim kitapla beraber. Hadi yürü bakayım. Aa, vallahi düşürmedi. Tamam. Onunla ben de yürürüm. Ne var anan yürüme? Alkış. Alkışlayın bayanı ya. Geliyor Şahinvar abla geliyor. Tamam, yürü. Bacakları. Hem de hız. Bravo. Bravo. Ha, sağ ol. Şadım Hanım da denedi ama biraz hus oldu. O da kalkıp yaptı. Ama becerdi. Ne bileyim ben hiç anlamadım bunları. Emine Hanım da hoşuna gitti. Siz çok sevdiniz birbirinizi ha. Sevdik evet. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Şaşırdım beni gördüm. Geleceğim demiştim. Söz verdim ve geldim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Ne güzel olmuşsun. Hoş bulduk. Dışarıda yağmur başladı. Geldim. Şuraya bak. Ne güzel yeşil yeşil sandalye. İknur. Olmuş mu? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Şu kaselerin güzelliğine bak tabaklara. Yeşilin uyumu, şamdanların. Vallahi ben bayıldım. Çok İnşallah sevindim. Kayınvalide servis peçeteleri. Şık bir masa. Masa konuşuyor. Masa neler diyecek? Acaba kayınvalideler ne diyecek? Büyük finalde yarın görüşeceğiz ama ondan evvelki... Önemli bir masaya İknur için. Değil mi? Evet, Emine Hanımcığım evet, nasıl evet. Gitti her şey oldu mu? Güzel. Güzel yetişti. Mısır ekmeği pişti mi? Pişti. Ne diyorsun? Güzel sıcak. Oldu. Biraz güzel sert oldu ama. Sert mi? Çünkü mısır ekmeği sert olur. Yumuşaması lazım. Beklemek. İstersen mısır ekmeğiyle başka ilgili şeylerde konuşmak istersen. Hı-hı. Zil yani çaldı. Abi misafirlerimiz geldi. Ay kalkayım alayım ben de. Dur. Mısır ekmeğini konuşuyoruz kayınvalideler. Bak bak bir daha. Vallahi kızacaklar ayy. Hoş geldiniz. Merhaba. Şadım Hanım. Zannettiniz Şadım. Ben basmam buraya. Ay ben çok sevindim. Hoş geldin. Biz seni biz beklemiyorduk ya. Hoş geldiniz. Ben çok mutlu oldum. Valla. Ay şok olduk. Ben duydum buraya geldiklerini. Dedim gidip bakacağım. Ekip geldi. Haberleri yok ki bende. Şadım Hanım. Şadım Hanım. Şadım Hanım. Anacığım sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ben de hoş geldin. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Sen nasılsın? Basayım dedim. Sabah kahvedir özlemiştim seni. Aha. Davetsiz misafir demeyelim ya. Davetsiz misafir. Davetsiz misin? Daha ama ekiple konuşmuşsun herhalde değil ama mi? Ama biz bilmiyorduk. Bunlar orada izlemişler. Siz bilmiyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Zuhal Hanım yapmış. Şadım Hanım ismini duyunca tanıyorsunuz ama kendisini. Benden Meşhur ayol gel. Tabii. Hoş geldin. Meşhurum her zaman. Ay özledim sabahtan beridir. Ay. Sen var ya. Batayım onları dedim. İyi yaptın. Abiye baksana. Şimdi diyelim de diyelim ki Trabzonlar mi dedi. Ama masaya bak. Ya güzel değil mi? Baksana abi. Özel sandalye geldi. Buna baksana kırmızı giymiş. İşte çok ya. Çok güzel. Vallahi billahi şu yorumlar bak geldi nasıl övmeye başladı. Beğendiniz mi Şadım Hanım? Çok güzel. Ben hiçbir zaman masaya dedim zaten. Yapma. İzledi sana hiç yorum yapmam masaya. Özledin mi bizi? Hem de masayla ne kadar. Ay Türkiye seni konuşuyor. Öyle değil bilmiyorum. Denizli'den bile aradı beni aşın biri tanımayırım. Uşağın'taki ne diyor? Hep seni izleyerek bu kadar toplu tuval karı oğlu mi değiller. Ama bizimkine güleği beni. Hoş geldiniz. Tamam. Buyurun. Hoş geldiniz canım. Hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım. Buyurun. Hoş geldiniz İknur ben. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz. Ah canım benim. Özledin mi beni? Evet çok. Özledin mi canım? Hoş geldin Meryem Hanım. Hoş geldiniz. Sizi böyle bildiğim için. Hoş geldiniz.
Nur ben. Şadıman Hanım hoş geldiniz. Merhaba Nazende Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Kapıdan bir gördüm ki Şadıman karşımda. Şadıman'ın ne işi var bizim programda? Şaşırdım. Çok şaşırdım yani. Ha, geldim baktım içeride Şadıman Hanım, şok oldum. Yani ne alaka Şadıman? Bak kim var burada? Meryem Hanım hoş geldiniz. Yarışmacılar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senden bir yarışmacı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Yani sadece Şadıman Hanım geldiği için biraz şaşırdık. Yani bizim programımıza gelince biliyorsun onun olduğu programlar daha akıcı oluyor. Biz o zaman orada ne oluyoruz? Konuşunca biz geri planda kalıyoruz. Çok konuşamıyoruz o zaman o konuştuğu zaman. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş dünden beridir. İyiyiz. İyiyiz çok şükür. Biz bugün Kadınlar Pazarı'ndaydık. Şadıman Hanım'la alışveriş yaptık sağ olsun. Dolaştı. Ben eve de bir şeyler aldım. Bir de sürpriz yaptı şimdi. Benim haberim yok. Sadece bilmezdile. Baskına geldi. Ondan bastım sonra. Bastım buraya. Evet. Ama kelinimiz çok güzel. Güzel değil mi? Çok zarif. Çok kibar. Bunları bak. Evet, sofraya bakın siz bu arada. Sofraya bakalım. Servisler eksikliği. Şunların bir tanesini kaldıralım. Niye? Şamdanları. Birbirimizi göremiyoruz. İkisini kaldırın. Bizim de alabilirsin. Aslında çiçeği de alabilirsin. Evet. Uçta da bizim kameralarımız işte. Aa! Nazar. Kesin nazar var bak. Ay gitti. Masa güzeldi ya. Bugün ne nazar? Bugün Chase... Bugün ben bayağı bir aksilik yaşadım. Ya hay Allah. Aman dikkat edin orayı arkadaşlar alsınlar hemen cam kırıkları. Bir yerine sıçramadı değil mi İlknur? Sorun yok. Hay Allah. Nasıl kafamı falan da çarptı. Şaka nereye çarptın kafanı? Şuraya. Ay bir şey oldu mu? Yok yok iyi. Aa, kıyamam, nereye çarptın ya? Nereye çarptın? O kenara çarptım. Hay Allah ya. İyisin bir şey yok. Olsun olsun. Yok yok yok. Ziyan ben öyle şeye bakmam sen tamam. Evet kaseleri verelim o zaman çorbalarla. Arkadaşlar orayı alırlar zaten. Sen önce konuklarının al şeylerini kızım. Bardakları çok sade buldum. Ne kadar yani, güzel şöyle. İşte. Niye? Bizim bilerek, sadeden yanayım. Bizim bilerek kristal kesmeyle. Ne kadar güzel. Tabaklar cıvıl cıvıl. Çirgin. Güney Hanım bardakları beğenmedi. Çok sade diyor. Düz diyor bardaklara. Kase, sade kaselerinde sanki şey, lahana çorbası yapacakmışız gibi. Zaten çorba koyacak ya lahana çorbası. Çok büyük yani. Ama lahana çorbası gelecek zaten. Olsun canım o kadar lahana çorbası yersek öbürlerinin tadına bakamayız zaten. Tamam hepsini doldurmayacak kaseni canım. Olmaz. Bir şey söyleyeceğim, tabakları beğenmediniz mi? Benim çok hoşuma gitti desenleri falan. Desenleri güzel de kasesi güzel, çok güzel. Derindi yani. Bunun üretimi öyle, fabrikadan öyle çıkmış. Aynen. Ne yaptı kız, kaseyi mi kütürtecek? Yani. Artık bardaklara bilemem. Baktım ben, güzel leke falan yok, yok, temizler. Belki şimdi güzel bu çok desenli olduğu için bardakları sade seçmiş olabilir. Tabii. Çok karışmasın diye. Şimdi evet, kristal evet, kesme bu desenler boğar o biraz. Evet, evet. Masa örtüsü nasıl? Geçen günkü masalarda ütü çizgisi var, şey katlama çizgisi vardı, kat çizgisi gayet dediğiniz. Gayet güzel masa. Güzel. Yok, fena değil. Ekmekler orada, tuzluklar orada. Güzel. Bence gözleri de değdi, şamdanım gitti yani. Ay çok güzel odam. Şamdanlar. Evimde gördüyseniz şamdan çok fazla var. Çünkü ben şamdanları çok seviyorum. Mum falan böyle yakmaya. Dedi ki, beni dedi asıl Trabzon'da almalıydınız, orada gelinim var dedi. Evet, çok iyi oldu ama ama üst üste alamayız diye. Ben dedim her zaman, beni Trabzon'da alın da yani bunlar dedim de almadınız. Ama daha evvel işte çok yakındı ya tarihler. Fark etmez. Ondan sonra dedi ki, ben size kaseye koyulur. Akçaabat köftesi ısmarlayacağım oraya gelince dedi. Gezdireceğim sizi de ama kısmet olmadı biz çekimlerden. Bir Zigana'ya çıktık. Öyle kaseyi mi koyulur dediniz? Canım gelin öyle izlenmesin. Değil mi? Anca doyacağınız ondan alansınız. Yalvarı iyi ki olsam ben bugün göremem. Ya bu şeyden sonra bir yere gideyim misiniz Logan diye bir abdan sonra? Bir de başka şeye kurulmuş ki. Sanki evde konuk o yani. O beğenecek yemekleri. Biraz kızdım. Olmamalıydı bence. Rol çalmaya mı gelmiş? Şadıman Hanım hayırdır, siz niye geldiniz? Biz reyting yapamayacağız mı yani? Yapamayız. Peki de yapamayızsınız. Yaparım, yaparım. Öyle bir şey olur mu ya? Estağfurullah. Reytingler ne alakası var? Şeydi değiliz. Merak ettim, ben Zuhal Domal için geldim. Sizin için gelmedim. Zuhal Domal, sen sen gelmişsin. Sen sana geldin mi? Ha? Sen niye geldin bize? Zuhal Domal için geldim. Seveyim hani. Niye kıskandın mı? Biraz daha gül görmedim. Ay güleyim bari. Hiç kıskandım. Denizli'den beri ben arayırım. Ben. Hiç üstüme alınma. Malatya'dan beri arayla beni. Her yerden arıyorlar. Yemin ederim arayırlar. Bir şey söyleyeceğim. Hanım, siz pardon. Bizim programa gelmek ne alakası var? Senin Malatya'dan işte. Ya ünlen alakası yok. Bak, bir şey söyleyeceğim. Doğal konuşuyoruz. Bu arada Şadıman abla çok yıllar evvel de yemek evet, yarışmasına katılmış. Evet, ben evet, gerçekten bilmiyordum. Allah. Ben sonra bizim programa geldikten sonra yorumları okudum. Allah Allah diye arkadaşlarımız da evet, anlattılar. Yıllar yıllar evvel. Bayağı kaç yıl olmuştu sen katılalı? Çok
9-10 var. 9-10 yıl evvel. Dolayısıyla o tam 10 yıl olmuş hatta şimdi söylüyor. 10 yıl olmuş. Bizim ekibimiz de en eskilerdendir. İlk başladığımda ta bu programlar çalışan ekibimiz zaten. Şimdi beraberiz işte. Onların yıllar evvel de yolları kesişmiş. Şimdi böyle bir şey olunca Allah Allah dedim, ben bu kadar bilmiyordum. Ortalık yıkıldı. Benim Instagram hesabıma programımızın Allah Allah yani bayağı bir şey varmış yani. O zamanlardan hatırlıyorlar seni, imzanı atmışsın yani. Ünlendi. He. Programlar sağ. Hadi afiyet olsun o zaman. Kara lahana çorbası. Size sütlü nur. Biz de atarız inşallah imzamızı değil mi? Bayanlar. Kara lahana sütlü nur. Atarız atarız. Değil mi? Olabilir. Sollarız onu. Evet. Dur bakayım. Sollar mısınız? Müdahale Hanım sollarmış sizi Şadıman abla. Nerede? Yolda. Arabayla giderken sollarmış. Yolda. Benim arabam yok, sollamam da yok kızım. Ben olduğum gibi. Madem araban vardı niye gelsin yarışmaya? Niye konuşmayacağım? Parası olmayan gelecek buraya benim gibi. Arabamı şimdi düzenleyeceğim. He? Şık yapacağım. Yeni boyaya ihtiyacım var. Modifiye yaptıracakmış arabasını. Modifiye yaptıracak. Oğlan istiyor aynen. Ben de vallahi bundan 10 kase getirsen yarım ama ayıp olur. Olmuş mu? Güzel oldu. Nasıl olacak? Böyle olur çok işte. Beğendim, dur ben de atladım onu. Ya da bak. Çok güzel, çok güzel. Vallahi çok güzel oldu. Yasam ayıp mıdır? Niye ayıp olacak? Öyle şey mi olur? Misafir bizim kültürümüzde biliyorsunuz hanımlar çok önemlidir. Vallahi hiçbir ülkede böyle misafirlik yoktur. Onlar öyle yatıya gitsinler, çat kapı gelsin de sevmiyorlar. Biz seviyoruz misafiri. Biz onlar kendilerine yemek yapıp yiyemiyorlar ki bizi davet edecekler. Gelin mi yaparsınız? Sen mi yaptın? Konserve. Bizim her zaman yemeğimiz hazır tutuyordu. Söyle, pişirdik onu biz. Burada yemekle birlikte pişirdik onu. Ha, kendin haşladın yaptın. Evet. Salça niye kullanmadın? Biz hafif salça koyarız. Hayır, biz koymayız. Yok, biz de salça koymaz. Tabii o lezzet farkı. Herkes hani istediği gibi o yapar lahana ya. O lahana değil de sırgan kuyumağına daha çok benziyor. Ne? Şimdi sırgan lahana çorbasını... Aynı tıp atıp. Biraz sırgan kuyumağına tıp atıp sırgan kuyumağına şimdi lahana benzedi. Çorbasını çok çırparsınız ki lahana içinde yemek gibi çiğ kalmasın diye. Yani epey bir ben bunun başında kaldım. Çırptım ki blender'a da vurmadım. Normal çırpıyla birlikte elinde yaptım. Çırptı. Nohut var içinde değil mi? Hayır yok az şey var. Fasulye var. Fasulye mi? Evet. Ama çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Ben hiç böyle içmedim. Karadeniz'de daha evvel de kara lahana çorbası içtim. Başka sofra ama bu bir değişik. Benim çok güzel hoşuma. Oldu. Çok güzel mısır tadı geliyor ağzına. Böyle olmazmış lahana çorbası. Acaba hayatlarında bu kadar güzel lahana çorbası yaptılar mı? Siz beğenmediniz mi Nazenin Hanım? Vallahi ben alabilir miyim? Vallahi ben ısırgan kuyumağına benzettim. Isırgan kuyumağı. Azıcık daha koyu olsaydı. Ay ne güzel ona benzetip kıvamını tutturduysam. Bana kıvamı iyi geldi. Siz ısırgan kuyumağını bilmiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. Aynı. Gelin yani hanım bize sor. Için. Yemekler nasıl peki, oldu? Peki efendim nasıl oldu? Ama Şadman Hanım değil yarışmacı biz. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Bence çok güzel oldu. Puan verecek misin? Tadı güzel. Beğendiniz mi? Beğendim ama az tuzlu. O zaman yorum yapma. Biraz onun üstünden 10 veririm. Şey ooo! O zaman yorum yapsam onun üzerinden 10 veririm diyor. Lahana şey olduğu yani. Yerde puan veririm. Hep de lahana Karadeniz. Bir daha. Sen biraz kilolusun ya. Zayıflamayla sen yapalım. Benden zayıf, zayıf ben mısın? Ben senden zayıfım. Allah Allah. Bir bak ya. Kaç kilosun? Ben mi? 75. Tamam aynı kilo ama boyum senin gibi değil herhalde. Ya yani. Biz ben burada boya gelmedik. Orada yiyin de yemekleri şey yapın. Sinirlenmeyin beni ya. Muhakkak kadınların olduğu yerde bir... Kiloyu diyorsan boyu da diyeceksin. Şimdi güzellik yarışmasına gelmedik. Hı? Yemek yarışmasına evet, gelmişseniz... Evet. Kadınların olduğu yerde muhakkak bir kilo muhabbeti evet. Maalesef oluyor. Sen oluyor. Almışsın, sen vermişsin. Ben kiloluyum, sen daha zayıfsın. O zayıf, o verdi. Siz beğendiniz mi çorbamı? Biraz tuzlu geldi bana. Onun dışında? Hafif tuzu var. Kıvamı içinin kıvam malzemesi. Kıvam birazcık daha lahanası arkadaşların dediği gibi. Birazcık daha lahanası içinde belirgin olsaydı herkes farklı yapıyor. Bu belirgin değil mi? Biraz daha böyle büyük büyük. Yok yani. Biz böyle yapmayız. Böyle yapmayız. Daha büyük olmalı. Birazcık daha büyük. Bizde annelerimiz öyle yapıyorlar. Ben pek yapmam. Evet. Siz beğenmediniz mi yani netice itibariyle? Yani tadı fena değil. Birazcık tuzlu ama. Fena yani. Değil. Müdahale Hanım. Yani biraz bana da tuzlu geldi. Güzel olmuş. Bence de güzel olmuş. Sadece bir tık tuzu fazla kaçmış. Evet, peki böyle verelim kaseleri tepsiyle mi alırsın? Size tepsiyle alayım onları. Tamam. Ara yemek neydi Emine Hanım? Ara yemeğimiz... O da bilmiyor. Hamsi kuşu var, Gayana. Ya kaymayan seni yaşa be, çak be ya, çak. Karadenizli olduğunu gösterdim. Ya bak, Şadman Hanım sanki 50 senedir yemedin. 50 senedir çizabını karşıma niye diktin? Aç mı duruyorsun da yani? Sen geldin onun karşısına. Karadenizli. Dinle. Hayır. Sus da beni dinle. Böyle niye karşıma koydun? Yarışmacı o. Zühal Hanım.
Yani Karadenizli olup da yapma. Ne için dedim onu sence? Ya karnın doyması için mi dedim yani acaba? Yani Karadeniz'e gelirler hamsi kuşu kaykana Karadeniz'in. Affe o yüzden çaktım. Yemedim diye değil. Ya. Ben yerim. Kendim yapıp yerim. Zaten onlar her zaman sanki yiyoruz. Çok... Karadeniz'e geldi sana Karadeniz ben. Usulü tatlıyla. Evet. Bak aynen lan ana Karadeniz. Evet. Hamsi kuşu Karadeniz. Herkes öyle Karadeniz. Tatlı. Herkes öyle tatlı. Sen canlı sıkma. Ben evleri bilmiyorum ama. Bilmediğin için yorumda yapma o zaman. Sen öyle mi takıldın? Evet ben öyle takıldım. Ne yaptın? Balık çorbası yaptım. Lahana kavurdum. Dible yaptım. Hep Karadeniz. Ama yedim. Beğenmediler dibleni ya. Beğenmedi. O başka. Dible böyle olmaz dediler. Biz öyle koymayız onu yap. Sen lahana yemeğine devam et. Herkesin hepsini yiyeceğim. Bu 50 senede beri aç ya aç. Afiyet olsun. Aç değilim kızım. Aç aç. Ya öyle niye aç olsun ki, ya? Öyle yiyor ki. Şimdi abi yemek çirkin mi Allah aşkına? Değil. Güzel olmuş hayatım sen. Bak. O zaman da yarıştığında gördünüz, güzelse yerim diyor. Yiyordu da yani. Ben öyleyim. Mandi yok mu mandi dedi. Mandi nerede mi mandi dedi. Bugün de sen aç mantı da sana gel hanım. Aa! Ne olacak? Evet ya keşke şey yapsaydık buradayken. Yapsa... Buradaki gelin yapardı işte. Gelin değil ben senden istiyorum. Bu gelin yarışması ya. Ya biz sana gelin gelmek yarışı. İstiyoruz. Sana, sana misafir alıyoruz. Bu engellik başımızda yeriz var. Ben onu diyorum. Bak bugün bu program yap... vesile olur belki yeni hani arkadaşlıklara. Hani tanışmamıza bilmem ne yapmamıza vesile bravo. Olur. Bence siz iyi anlaşırsınız. Evet aynen. Gülay Hanım senin kalemin bak ben seni söylüyorum. Anlaşamaz iki günde birbirlerini yonarlar. Yok yok. Yok canım. Öyle atışırız ama yormayız. ODTÜ Üniversitesi var Ankara'da. Orta Düğü Teknik Üniversitesi. Doğru. Şöyle bir şey var. Ben duydum ki Müdahir Hanım. Dün siz bizi baya baya... Kandırdım. He. Evet. Siz sizi ODTÜ mezunu değilmişsiniz. Evet değilim. Değilim ama ODTÜ mezunu gibi bir kadın. Öyle bir havanız var ama doğru değilmiş yani. Bir şey değilim falan. Üç üniversite bitirmek değil, kendini geliştirmektir. Ben sana bir şey diyeyim mi? Niye öyle dediniz? Bir deysin kandırdım, bir deysin evet ODTÜ mezunu. Evet. Olduğun gibi konuşacaksın. Benim gibi. Az önce ODTÜ'lüydüm. Kibirlenip de kandırdım. Bak hiç farkında mısın? Bir kibirlenip bir... Aynen. Beceremeyim. Beceremeyim. Onu da beceremeyim. Sola çok kibirli bir kadın. Kibirlik de canından geçirmeyin. Müdahir Hanım şöyle, kendini böyle şey görüyor, üstün görüyor, böyle kibar gibi görüyor ama hiç de öyle değil. Senin gibi ekranlar önünde olmadığım için o kadar beceremiyorum. Şadım Hanım, ne alakası var ekranlar önünde? Becerirsin öyle işleri. Ha. Ben niye yanlış yakaladım şimdi? Ekranlar ne ben olduğum gibi Şadım biliyorum. Şadım Hanım bu dik kadındır, hep böyle dik duruyor. Böyle. Ha böyle ne yaptı Gülay Hanım bunu biliyor musun? Değil mi? Dik kadın. Çok dik diye Gülay Hanım aldı arkasına oklava soktu dün sırtına bana. Niye hayırdır? Onun gibi durmaya çalıştı. Yok onun gibi durmaya çalıştı, öyle duruyor. Sen eğer git sor beni. Müdahir nasıl? Müdahir Hanım gibi durmaya çalıştı, böyle diyor. Bayağı yoruldum. Böyle hep dik duruyor. Onun için o kitap taşıyormuş başının üstünde denge. Evet. Bir tane alabilirim. Kitap vardı bana kalsa. Bir tane alabilirim. Getireyim. Kitap tamam. Okul için. Telefon alın okay. Ya. Telefon. Kitap getirin. Siz kitabı ne yapacaksınız? Kaygını da var mı? Telefon çok ağır oluyor. O da var. Hayana var. Sürpriz. Kuşu var. Zahar Hanım sürpriz. Sürpriz var. Evet. Sürpriz hep varmış. Benim yiyeceklerim geldi orta. Tam Karadeniz tadı dile ya. Ne mutlu size o zaman. Eyvallah. Ya sen Karadenizli değil misin? Karadenizliyim. Lahana lan büyümedin mi? Hamsi lan, lahana lan, köfte lan. Niye engel ediyorsunuz aslınız? Ben buna kızardım ya. Aslımı inkar etmiyorum ben. Değilsin. Ha, ha, gel, gel kızım, gel yemese yemesin. Ben yiyeceğim. Ama bu bundan doymaz ki. Karadenizli oldun buradan belli. Allah bu bundan doymaz bence. Kim? Noel Hanım. Daha kaygana da gelecek. Olsun. Sen onu da yerim. Çok güzel yapar. Ben sevmiyorum. Ben yemesem onu olur mu? Kızartma bana dokunuyor onun için. Bir parça tadı lütfen. Puanlama açısından bütün menüdeki bütün yemeklerden tatlar kurulmasınız. İkramlar hariç. Dün Mukadder Hanım kafamın üstünde kitap koyuyor. Mukadder Mukadder deyip durma. Bir ismini öğrenemedi ya. Ki kitap koyup da yürüyorum. Bir yürümesini rica edeceğim kitapla beraber. Yok artık. Sizi mi yürüyecek misiniz siz de? Yürüyecek, yürüyecek. İstemezseniz yapmayın. Gel, yok, gel, yapar, yapar. Başına koyacağım, ama yürüyecek. Ama iki adımla olmaz. Bakayım nasıl? Ben akşam telefonla yürüdüm. Bagajım nasıl yürüyor? Telefonla koy, yürüdüm. Koy başına, koy başına. Dur dur ben koyayım. Sen... Sen koyma. Hadi yürü bakayım. Aa, vallahi düşürmedi. Tamam. Onunla ben de yürürüm. Ne var ağına yürüme? Bravo Müdahir Hanım. Vallahi mankenleri falan böyle eğitiyorlardı eskiden. Çok zarafet güzel. Okullarında. Çok güzel. Şadım ablaya da ver, düşürürüm. O da yürüyecekmiş. Yürüyecek mi? Buyurun Şadım Hanım. Ver Allah aşkına. Ya gel, gel, yürüyemem şimdi bırakın beni. Yürürüm, yürürüm dedi. Ama ben senin kadar prenses olamam. Tabii. Alkış. Alkış. Alkışlayın bayanı ya. Ben prenses değilim, prenses o.
İlk dur gel gel bak gel. Şadıman Hanım. İlk dur koy abini kafama kızım. Yapıştır bantlan bantlan. Koymayı bilmiyorsun daha. Bantlan yapıştır. Bant, öyle bant yok mu? Ben kitapla yürümedim ki yürürüm dedim. Düz. Hadi bir dene bakalım. Dur değil mi? Dur. Ama benim onun kafası düzdü ondan. Sen de eğri mi? Benim kafan eğri mi? Dur bacayım kızım. Kafası düzünde olan insanlar çok zeki olurmuş. Bunu da bil. Ne? Çok zeki olurmuş. Senin zekiliğin bağ sökmez. Ooo. Teni yalan. Teni yalan. Şahadman abla geliyor. Yürü yürü. Bacaklarını... Aa hızlı acı ayrı. At ayrı. Ooo. Hem de hızlı. Bravo. Hey bravo. Nasıl? Düşmedi. Bravo, bravo. Ben adımlarımı böyle atmadım. Tamam, kibirli tamam. Kibirli. Aa. Çok güzel, çok doğal. Vallahi kitap dolaşmasını, yani Müdahir Hanım'a karşı onun da denemesini ben hoş karşılamadım. Bugün de takılınca kendini gösterdi, kalktı. Eşadım ona biraz kıskandı, sen yaparsan ben de yapamam mı diye. O da kalkıp yapti. Ama becerdi. Bak kız çarptı çarptı. Koşarak gidecek halim yok yani. Sen oldu bunlar. Vallahi. Evet Zuhal. Atışıyor pardon. Atışıyor. Olsa severim aslında sen. Aslında benim masamda sen olmalıydın. Söylenmedi bir daha öyle beraber. Bir daha gelmedi bunu alın. Dur tamam. Bir şey söyleyeceğim. Kadarım orada o birbirine bulunan. Zuhal Topal'la Zerafet Okulu ve Olgunlaşma Enstitüsü programımızın bu akşamki bölümünde efendim hanımefendiler nasıl yürüneceğini bakın eskiden böyleymiş okullarda. Vallahi bravo. Kız güzel yürüttün ha. Becerdim değil mi? Evet. Hadi. Bu arada hamsi kuşuyla ilgili yorum istiyorum. Ama yemedik. Hamsiler bayağı yoğun. Yoğun. Çok yoğun. Yer yer hamsi mi görülüyor? Tuzsuz. Tuzsuz. Evet. Tuzsuz. Ben beğendim. Sen bitirdin mi Şadıman abla? 10 tane daha olsa yarım. Şadıman. Bak buna hiç dokunmadım anlayıştı. Ben bu masada yarışmacı olsaydım Allah. Onun üstünden 100 alırdım benden. Daha önce verdim acaba? Ne verdi mi? Puan verdi. Ben yanıma göre verdim. Hele Karadeniz yiyeceğim abile şeyleri de verdim. Almayacak benden o yüksek puan. Peki Nazende Hanım beğenmediniz mi yani? Valla ben beğenmedim. Hamsileri bayağı yoğun. Tuzu da yok. Tuzu da yok. Tuzu az. Eyvah. Ama hamsi kuşu niye demişler kızım? Ya hamsi kuşu zaten. Hamsi kuşu dedin mi hamsi onda olacak. Ama tuzsuz olacak. Tuzsuz yapması çok iyi. Bence çok iyi. Ben bu kadar hamsi hiç kullanmamışım. Hiç tuz koymadım. Niye? Çok olmuş hamsisi. Çok olmuş hamsisi. Daha mı az koydun? Daha az koydum. Bence de biraz yoğun oldu. Biraz değil tuzsuz oldu. Ama bence biz hamsisini yoğun koyarız. Yani öyle de ben de öyle biliyorum. Biz balıkçı olduğumuz için. Bilmiyorum. Yani hamsimiz çok olur. Balığımız öyle bol olur. Onun için hamsi bol kullanırız. Bizde bollukla alakası yok. Hamsi kuşunun içinde de hamsi adı üstünde hamsi kuşu olduğu için hamsi olabilir. Ben hamsi çok koymam. Esasında çok da koymadım yani bu kadar şeye. Ya ağzının çokluğundan ziyade şöyle sorayım. Hamsinin fazlalığından ya da eksikliğinden ziyade tadı nasıl olmuş yani? Tamam hamsisi çok olmuş diyorsun değil mi? Tadı nasıl? Tuz tadı. Tuzu olmayınca. Tadı yok mu? Tadı tuzu yok yani. Alamadım. Biraz tuzsuz ve daha yumuşak olabilirdi. Puf puf olabilirdi. Sert mi olmuş? Çok mu kızarmış? Biraz fazla kızarmış. Ha, Meryem Hanım? Ben çok az aldım kenardan. Çok sevmediğimi söylemiştim. Sadece tuzsuz geldi bana. Çok kenardan hafif yediğim için. Tuzsuz bayağı. Ben çok yemedim. Şahin abla sormuyorum bile. Yedi ya zaten beğendi. Şahin maşallah götürüyor. Şadıman Hanım. Buyurun. Nazende Hanım siz de seversiniz aslında. Yok yok. Yemeyeceğim de. Kayagana gelecek. Ha, kayagana. Sen çok abine durgun konuşuyorsun. Nazende Hanım akşam gelininin yemeklerini de yemedi. He. Gelininin yemeklerini. İsmini unuttum Meryem ya. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Meryem Hanım sen akşam... Suskun konuşuyorsun niye? Ben suskun değilim de. Sen de konuş. Konuş. Aklını sağ ol. Siz o kadar yoğun konuşuyorsunuz ki bir de ben araya girersem ve hiçbir şey anlaşılmayacak ya. Aynı için böyle konuş işte. Alçak konuşuyorsun anladın mı? Yani mikrofona sesin gitsin. Ne bu yani? Konuş. Ne? İstediğin biliyorum, gibi konuşabilirsin. Evet, mısır ekmeğimiz tam kıvamında kuruyarak pişmiş. Benim gelinimi çok üzdüler. Ağladı. Siz de gördünüz. Evet, biz de çok üzüldük. Benim gelinim ağladım. Hataylı olduğunu ben belirtmiştim. Evet. Nazende Hanım, kim üzdü gelin hanım? Gelinimi herkes üzdü. Başta, az puan başta, vererek. Başta, hayır, Nazende puandan önce efendim, ağladı. Hayır, katılmıyorum. Ben, sizin yorumunuzdan sonra ağladı gelin hanım. Hayır, hayır, lütfen. Benim ya, gelinim mutfakta ağladı, hayır, öyle geldi. Puandan önce. Yorumlardan dolayı. Yorumlardan dolayı. Aslında ama çok da sert yorumlar yapılmadı ama. Yapılmadı ama. Bak Zuhal Hanım bunun yorumundan yapıldı. Sonra gelin hanım başladı hayır, ağlamaya. Hayır benim gelinim mutfakta ağladı. Mutfakta ağladı sonra masaya gelince biraz daha fazla ağladı.
Ya tamam da yani, sen de bize katıldığını söyledin. Hak veriyorum hayır, dedin. Hayır. Zuhal Hanım öyle demedin. Dil suçması olabilir. Dil suçması olabilir. Yani, olmuştur belki. Pilav konusunda yani, pilav güzel olmadı. Sıfır idi. Şeyince sıfır idi yani. Evet, senin diplen çok mu güzeldi? Tamam sen de yorumunu benim masamda yaptın zaten. Yaptım. Benim gelinim ağlamadı ki. Ben sana puan her gelin eleştiriyor. Tamam evet, kızım sen bu gece ağla. Eleştiriyoruz ya seni. Tamam mı? Şimdi şöyle bir şey var Nazende Hanım. Tamam. Yarışma stresi olur. Herkes de oluyor Zuhal Hanım. Evet. Ne bileyim kendiyle ilgili başka bir şey olabilir. Siniri yani, bozulmuş olabilir, heyecanlanmış olabilir, her şey olabilir ama ben hep söylüyorum sonuç itibariyle bu bir yarışma. Yani, yani hayatta bu yarışmadan yarışma ibaret değil. Yani tabii ki herkes yemekleri aynen beğenilsin, iyi puanlar alsın ister ama evet, kendini ağlatacak, üzecek bir şey yok. Yani biz üzülüyoruz yani şey ağlamaya gerek yok yani. Yani. Masada. İlknur, sen iyi misin? Yüzün gülmüyor gibi. Enerjim düştü değil mi? Evet. Yok yok gayet iyiyim. Yok yok hiç şey değil. Hiç. Hiç sorun değil. Siz gördünüz vallahi herkes izleyecek nasıl emek verdiğimi, nasıl yaptığımı. Yani şey yaparsalar hiç. Benim gelinime de o kadar çok yorum yapıldı ki. Gelinin yani hiçbir şeyini beğenmediniz ve her şeyine bir kusur buldunuz. Herkesin geline yorum geldi. Benimkileri de beğenmedim. Hiç kimsenin geline ağlamadı. Kalabalık bir menüye yani karşı. Yani o da baskı evet, yapmadık senin gelinine yani. Yapıldı hayatım. Kırıcı, yapıldı. Kırıcı hiçbir şey konuşmuyoruz. Gül Hanım. Bence, tamam, bence gelin hanım size kırıldı Nazan. Ben de öyle diyorum işte bunu açıklayayım. Gelin hanım konuşsana. Çünkü pilavı beğenmedik. Siz nasıl buldunuz Nazende Hanım dedik. Size katılıyorum dediniz. Aa ondan sonra yine başa dağılmayı. Ben olabilirim. Ben dikkat ettim ama izledim. Yok, yani bence ben kötü bir pilav da değildi. Niye? Ancak ondan önce de çünkü ben verdim. Çünkü 4 verdi gerçi de en yüksek puan 4'tü dün. Tamam da şimdi bugün kendine de yarışacağım. Değişen bir şey yok. İster istemez bak az da versem yarışacağım, çok da versem yarışacağım. Ben ondan önceki gün de Meryem Hanım gelinine 4 verdim. Yine 4 verdim. Şey, aha vermedi mi Meryem Hanım? Sizin evet, gelinize kaç verdim? Ama peki, benim gelinim hak etti. Tamam İki hadi geçtik onları artık. Zaten yani, hani yarın da büyük final. Mevsim sanatından yiyen var mı? Ama verdim sonunda. Beğendiniz mi Bidayar Hanım? Beğendim. Bana biraz limonu az geldi. Tuz zaten attım. Ama burada limon sosu var bak dökebilirsin. Ama bak, döktüm. Yine dökebilirsin. O zeytinyağı sanki daha yok, yoğunlukta. Limon var onda bir şey yok. Yok bana sırf zeytinyağı geldi. Zeytinyağı. Vallahi salata için ben bir yorum yapıyorum. Ben zeytinyağı zannettim ama limon zannettim ama zeytinyağı. Salata canlılığını kaybetmiş gibi. Biraz sönük. Evet. Sönük oldu yani. Yok, ne zaman doğurdun, ne zaman koydun sosu? Canlı yaptım değil yani. Yani biraz böyle sünmüş mü? Sünmüş. Ha. Sönmüş biraz. Neyse. Sönmüş ama gene dünkü salatadan iyiydi. Evet, evet güzel yani öyle söndüğü yok. Dünkü nesi var salatadan güzel. Güzel. Tadı dünkü da güzel. Salatanın biberleri çok mesela. Hmm. Sönüklü var tadı güzel. Gelin hanım. Salata bitti. Geliyorum. Hemen geliyorum. İlknur ana yemeği levrek buğulamayı servis tabaklarına koyuyor. Belgana gelecek. Gelirim yavaş değildir. Gayet iyi. Ama hani iyidir, bekliyoruz. Gelirim. O gelir şimdi. E gelir. Bana da az bile geldi limonu. Daha ben limon isterim bunun içine yani. Evet. Koydu ya ortaya. Meryem Hanım sevmiyor ya. Ben de isterim aslında buna limon. Limonu al zaten. Ben limonu. Limonlu mu geldi sana? Biraz limon geldi. Yok işte limonlu gelmiş onun için. Ben limon söylüyorum size. Limon al da biraz sönü bir anlamı var. Sevmedi için evet, ona. Ben yani limon sevmediğim için. Ben de limonu bir salata da severim. Başka nasıl buldun yarışmacılarımızı Şadman abla? Kifirlisi var. Gidiyorum geliyorum seni evde bulamayırım diyeni var. Ne bileyim ben hiç anlamadım bunları. Emin Hanım da hoşuna gitti. Siz çok sevdiniz birbirinizi ha. Sevdik evet. Ben düşünüyorum ki bundan sonra Emin Hanım'la görüşecek. Belki Gülay Hanım'ı da dahil ederler. Alalım, alalım. Meryem Hanım siz hiçbir şey yemiyorsunuz bugün. İsteyen bu da benim gibi. Yani, ama hiçbir şey yemedim. Hamsi kuşu yemedi. Hamsi kuşu yemedim. Sevmiyorum. E çorba yemedi. Çorba azıcık yedim. Salata tatmadı. Salata limonlu. Ama ne yaptınız? Aç mı kaldım ben bugün? Yani Emine Hanım her seferinde, Emine Hanım. Emine Hanım her seferinde aç kalıyordu, aç kalıyordu. Ben de bugün aç kaldım. Mısır ekmeği yapmaya işimiz var. Galgana var. Meryem Hanım ben size bir bakabilir miyim? Bakın. Ben sizi tanıyorum. Nereden? Ama bilmiyorum nereden. Gerçekten tanıyorum, gerçekten. Evet. Şimdi şey, düşüneyim biraz. Tamam düşünün.
Belki çıkartırsın. Aynı şeyi mi yaşıyorsunuz? İknur. Hastaneden bir yerden mi? Nerede? Çalışıyor musun? Çalışmıyorum ev hanım. Nerede oturuyordun sen Meryem Hanım? Ben Erdoğdu. Erdoğdu. Ama şeyin evi burası İknur'un. Bize de getir yemek. Hemen getireyim. Önemli değil, sonra düşününce aklınıza gelir, olsun. Evet, bak, buyurun bakalım. Seni... Mısır ekmeğini. Şadıman Hanım beni görünce sustu. Sustu mu? Niye? Hayırdır? Ne bileyim? Konuşurum da yarışmacı sizsiniz diye fazla konuşmayalım. Ama baştan konuş. Senin neydi? Nasıl konuşuyor hali? Konuştuk, evet, oradan da sen sustuk. Ama yaptı. Siz yarışmacı, siz konuşun. Her şey. Hayır, teşekkür ederim. Ay, bayıldım tamam, sahaya. Kesin sesimi kestin ya. Sesim kesin kesildi. Muhakkak ondan. Muhakkak kesin. Ya ne alem kadınsın. Siz bu akşam balıklara güzel bakın, ağzınıza kılçık gelmesin hanımlar. Benim ağzıma gelmedi de iki yakaladım. Kimin ağzına kılçık geldi? Kılçığı benim yapmadım. Benim yaptı da ağızlarına kılçık geldi. Niye? Hamsının mı? Hamsının. Yok, somon yaptı. Yomra somonu hiç duydun mu? Hayatım yomra somonu. Biz balıkçıyız, Karadenizliyiz. Somonun ne işi var? Niye? Somon da Karadenizli. Somon da ama, Karadenizli. Çiftlik balığı. Ama yomradan çıkmıyor. Pardon. Karadenizli. Pardon. Bu arada levrek deniz levreği. Bu deniz levreği. Biliyorum. Deniz zevreği var, mısır ekmeğini kendisi yaptı, gaygana var. Hatırlıyorum bir yerden ya, hem de çok iyi hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum onu çıkaramadım ya. Balık severim, balığı bakın yiyeceğim. Levrenin ekşilisi de çok güzel yanıyor. Değil mi? Evet. Ama güzel yapmış onu, soslu falan. Ama bu kaşarlı zaten güzel oluyor. Hı, kaşarlı da evet. Kaşarlı yani. Sizden limon sonra ben de bir... Limonlar aslında bir yerde sıksan, getirsen daha güzeldi bence. Buna yüksek puan verin. Tam benim aradığım şeyler geldi. Ya normalde sos hazırladım ya ben size. O yüzden... Puanlamaya gelince senden akıl alıp da puan verecek değiliz. Bizim aklımız fikrimiz çalışıyor. Ama eder yani bu yemek. Puanımızı biz vereceğimiz puanı biliriz. Sizden akıl alıp da verecek değiliz. O da doğrudur. Değil mi? Doğru, doğru. Evet, doğru. Karadeniz'de akıllı. Ben de olsam bunları yapacaktım. Hamsi kuşu, nedir o? Hamsi buğulaması. Bunlar yani. Karadeniz'de adım bunlar. Peki. Sevdi yani, o beğendi. Güzelim, kaygana yerim. Karadeniz'e de geldi, sana Karadeniz'de akılacaktınız. Hani balığın yanına patates çok güzel yakışır. Kayganayı ben... Ya patates böyle çok pek yakıştıramadım ya, o yüzden. Balığın yanına. Şey genelde hani balığın yanında kaygana mısır ekmeği... Ama mısır ekmeği koydu ya abi, nedir? Mısır ekmeği ekmek yaptım. Ne kadar güzel ama. Ya normalde... Ama mısır ekmeği... He, burada taş gibi. Pardon, taş gibi mi? Çok güzel. Ama mısır ekmeği sert olur. Şöyle mısır ekmeği normalde bir gün önceden... Şimdi normalde mısır ekmeğini bir gün önceden yapılması doğru gerekiyor. Mayasını yoğrulup sıcak ve bekletilmesin. Ama biz şimdi 2,5 saatlik sürede yaptığımız için normalde mısır ekmeğini de dışarıdan aldığınızda taş gibidir. Çünkü vallahi mısır ekmeği bir hafta süreyle kalan bir ekmektir. Hani yapmaya çok güzel yaptım. Ya ben de bileyim hani harika. İlave şey olsun ya diye yaptım. Yok, bekleme süresi diyorsun, yapmayabilirim. Doğru mesela, doğru. Ama ne bileyim, size yapıp ikram etmek istiyorum. Güzel yaptın. Çünkü fazlalık. Ellerine hani sağlık. Onu ben size ikram olarak... Var mı mısır ekmeğinden daha? Ben giderken ha gideceğim, yoğurttan yiyeceğim. Yoğurt gibi. Şadırman Hanım. İkram olarak yaptım. Alabilirsin. Yiyorsana. Hayatında mısır ekmeği yemedin mi? Yedim de taş yemedim. Nasıl? Bu taş gibi olmuş. Güzel oldu, güzel. Durun Allah'ını sever, her yere bir şey uydurma. Ya, ya ben içine bak. Dedi o gibi, onu bir gün önceden yoğuracaksın. Şimdi bak, içine bak. Tamam, mısır ekmeği. Ne kadar olacaktı? Ya şimdi ben doğma büyüme çocukluğumdan beri beden büyümüş biriyim ve Araklı pazarından mısır ekmeği almaya giderdim. Çocukluğumdan beri. Arkadaşlar ve... yapın bakayım. Vallahi ben de katılıyorum. Mısır ekmeği çok mu sert iki olur? Çeşit olur. Bir tane vardı, taş ekmeği derler ona. Taş ekmeğine benzemiş. Karalahanayla pişirdim bana. Öyle. Çok sert. Ama böyle de vardır ekmek. Bir de yumuşağı vardır. Anneannelerimiz sobanın fırınında pişirirdi. Çok güzel olur. Böyle taş et olur. Taş ekmeği. Ama sert olur işte. O yumuşak ekmek başka, o pazarda ona... Valla bilmiyorum, bence çok sert. Çok sert, dişlerimi kıracağım. Azıcık çok az kenarından kırdım ve böyle ağzıma bayağı bir sertti. Masadaki eleştiriler de sert olduğunu söylediler. Bana da biraz sert geldi. Mısır ekmeği lezzeti güzeldi. Çok şeydi, içi hamur. Daha yumuşak olması lazımdı. Isıramadım, ısırdım, kıtı kıtı dişlerim kırılacak dedim yani. Tatlımı yapayım da hemen hazırlayayım. Çok sertmiş, yapmasaymışım. Ben onlara ikram için yaptığım bir şey. Çok sertmiş, niye yapmışım? Öyle söyledi, ha ha, mısır ekmeğini niye yapmışım diye sordum.
Bak ben Duramadım sert severim ben. Ama kabuğu böyle daha kalın kalın olacak. Ben öyle seviyorum onu. Ama, yani. Kalın ama burada bu kadar pişirdik da. Ama güzel de bu da iyi oldu kızım. Biz yoğuruyoruz onu. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Kaç saat önce yoğuruz da bu işi yapaydık. Bir günün akşamdan yoğurduk onu sabah bir daha akşama doğru pişirdik ki güzel yani, olsun diye. Herkesin fikri var. Varsın o kadar yani akşamdan yoğurdunuz. Yoğurmadık. Çiçek ikram. Anneannelerimiz öyle yoğururdu. Çiçeklerimiz. Hayır çiçek. Yok biz akşamdan değil. Mayasını falan güzel. Gelin hanım. Konursa. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hamuru gelir yani kabarır. Levrek çok güzel çiçek olmuş. Vallahi güzel. Ne içersiniz? Neyim var? Valla ayran şalgamım var. Ben su alırım. Tamam, İlk dur bir şey söyleyeceğim. Ya levreye bayıldım. Gerçekten. Ben hiç yani levreyi çok severim zaten. Çok haftada bir iki günde pişirmeye çalışırım. Yani balık pişiririz. Levrek de yeriz sık sık. Sizin tabii balığınızın tazeliği lezzeti bambaşka, o ayrı. Onun da lezzeti var. İçerisine defne yaprağı koydum. Bilmem fark ettiniz mi? Ya bir şey var, bir tat çok güzel. Bir tat aroması. Çünkü... Ve kaşar peyniri hiç denememiştim. Ya senden tam tarifini istiyorum. Seyredeceğim yayında da. Peki. Sanki balık pizzası gibi olmuş ya. Öyle seviyorum. Çok güzel yaptım. Evet, domatesi, kaşar peyniri o kadar beğendim ki ve içindeki defne demek lezzeti veren. Şimdi normalde mi herkes bilmez defne yaprağı. Doğru, ilk defa böyle yiyorum levreyi. Bayıldım, deneyeceğim. Ellerine sağlık. Ekmeğe aktı. Ama defne yaprağı balıkta, ette kullanıyoruz. Balıkta lezzet veriyor. Ya ama herkes onu bilmez defne yaprağını şey. Koyarlar. Ya peçete vereyim size. Ekmeği bana ayır, ben kalkayım bari. Bunlar yarısına potlar. Gideyim, gideyim ne yapayım? Ya. Yemeğini tamamladı ama yemeğini yemediler beni. Bak, tatlımızı ye, daha gitme dur. Tatlı ne yaptın? Bak bitirmiş bak ilk nur. Teşekkür ediyorum. Gideyim mi yiyeyim mi ne diyorsunuz? Yarışmacılara sor ayrım. Gideyim mi yiyeyim mi kabak tatlısı? Arzun bilir. He? Buyurun. Doymamışsan ye. Doymadım yani çok zor oldu yemekte. Tam Karadeniz usulü tatlısı. Bravo sana kızım. Vallahi ya. Vallahi bitirmiş yani. Karadeniz'e geldi sana Karadeniz. Kalıyorsun. Ben tamam. Güzel ben ya. Maşallah bayağı çabuk çabuk yiyorsun şahımlarım. Karadeniz usulü tatlısı kız. Ben böyle severim. Karadeniz'e geldi sana bu buranın usulü yapacaksınız. Biz çabuk çabuk yemiyoruz. Yemeden usulü ne alakası var Şadman Hanım? Ben de alayım biraz. Karadeniz'e kalktı geldiler. Ben çok yavaş yemek yerim. Onu demeyelim. Yavaş ya, ye. Diyorsun? Sen kibirlisin kızım. Biz kibirli birbir. Biz köylü karısıyık. Biz köyden geldik. Ondan benimle yarışamazsın sen. Niye? Köyden mi geldin? Sen benim bir yaprak süpürmeye gel. Yaprak süpüren bu kadar prenses gibi kibirli. Öyleyim mi? Şey okul okudum diyebilir mi? Her şey yerli. Yaprak süpürmek ne ya? Yaprak süpürürüm, toplarlarım tarlada, bezelyelerim tarlada, soğanım, marulum, ıspanaklarım tarlada. Var mı senin? Nasıl yok? Sen yarışamazsın benimle. Ben köye gideyim, bak annemin her şeyi yaparım. Lahana değil. Annenin inek sağ mı? İnek sağ. Ben sağsın. Ne sağlayacağım? Ben de yarışamazsın inek sağ mı? Kendin ama var doğru. Bunlar yarışamaz. Bu kibirli. Hiç bekler misiniz bakın? Mahidevran diyordunuz. Zuhal Hanım ben de aynılarını yaptım. Seraya gidin diyorum her beni sorun Sera'da. Patatesimi, mısırımı, fasulyemi, bezelyemi. Karabaklamı, Karadeniz biber, kadın işte, patlıcan, maharetli. Her şeyi yaparım. Bravo, helal olsun valla. Her şeyi de organik alıyoruz bahçeden. Hadi bravo. Dur size bir şey diyeyim daha. Bu akşam. Hatan her şeyi yaparsınız. Siz balık tutay mısınız? Balıkta gelinim var, oğlum var, onların balıkçı restoranı var, onlar tutuyorlar. Ben de yemeğe gidiyorum. Bu oraya. Da balıkçı teknesi he. Olan insanlar var. Tut. Sen benim kadar balık tutamazsın da. Tamam. Biz bugün aslında tekneyle açılacaktık, balık tutacaktık. Ama yağmur yağdı, deniz dalgalıydı, açılamadık ya. İlk günü alsaydık, denize. Bak ilk günü hava ne kadar güzel. Ama işte ne bileyim bizim şansımız yok. Şanssız, olsun bir dahakine inşallah. Bir dahakine gene geleceğiz Trabzon'a, bunu saymıyoruz. Bir daha geleceğiz, o zaman Şahruvan abla sen de öbür gelinle yarışacaksın. Senin karşına bir de bir daha her hanımı oturturuz. Yok! Bence hiç oturtma. Abla yarışmacı değilim de Zuhal Hanım. Aha da kork. Öyle otur. Korktu diyor. Aha da kork. Oturtmayacak seni karşına. Zuhal Hanım. Dur yemin ederim seni. Ya hümmetliyim Allah'ını seversen Zuhal Hanım ya. Dağda yaprak kapılarım, onu yaparım, bunu yaparım. Ki derim ki alayım seni evde bulamıyorum. Olmaz, ben gidip olacağım. Gidiyorum, gelirim seni evde bulamayayım. Ben Türkiye'nin 20 yerine kirazdım aynı. Hiç değişmedim. Başka nasıl konuşuyorsun? Konuş bakayım. Geliyorum, gidiyorum. Öyle konuşmak lazım. Sen evde bulamayırım. Bulamıyorum. Yok bulamayırım. Bulamıyorum. Ya ben sizin Karadeniz şivesine hastayım. Çok severim. Tabii. Ben. Kimse konuşmuyor ya. Biraz Gülay Hanım konuşuyor. Bak bu çok güzel konuşuyor. Ama aynı İstanbul dili konuşuyor. O şey zaten. Evet. Meryem Hanım. Nerede duruyorsun? Sen de köyünü. Trabzon'da oturuyorum.
Oturabilirsin, ben de şehrin içinde oturuyorum. Trabzon'da oturuyorum, istirham ederim efendim. Trabzon'da oturuyorsan ben de şehirde oturuyorum. Ne alakası var? Köyden gelsen bizim gibi konuş. Ya beceremiyoruz, beceremezsen konuşuruz. Aynı İstanbul, nasıl beceremiyorsun? Ya ben de nereliyim? Nasıl konuşacağım daha, becerebilir miyim? Öyle biraz... Ama anam baban ne derdi ya Allah'ını seversen? Köyümüz var ama yani ne bileyim böyle anlaşacak. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen İstanbul'da olabilir misin Meryem Hanım? Hamsi kuşu sevmiyorsun. Şimdi... Allah'ım billah sen bizi kandırıyorsun. Kandırmıyorum, kandırıyorsun. Sen bizi kandırıyorsun. Kandırmıyorum. Kandırmayalım, kandırmayalım. Bak, nasıl konuştun? Bunu duymak istiyoruz ya. Ama işte şimdi bu. Öyle konuşursan biraz yapmacık gibi olacak. Onun için hani konuşmayı alalım gerçekten çok güzel konuşuyor. Ben Şadım ablanın elindeydim. Sen Trabzonlu musun dedi bana. Evet, dedim. Ama bu Zuhal'ım sizden çok, daha iyi konuşuyor. Evet, çok seviyorum. Ya şimdi konuşmayı bırakalım hanımefendiler. Yemeklerimize yorum yapalım. Nazan da bizi titretti ve kendimize getirdi. Evet. Yani lütfen. Herkes lütfen. Çok şimdi ciddi bir program bu. Tabağıma yorum yapıyorum. Buyurun Nazan da Hanım'ı dinliyoruz. Sessizlik. Ekmek, mısır ekmeği çok sert, kemik yemiş gibi oldum yani. Kaygana soğuk. Levrek güzel. Ay sinirim bozdular. Ay çok konuşuyorlar. Ben çok konuşan insanı kaldıramam böyle. Oh, çünkü bana ters. Ay çok sinir oldum. Ya çok gereksiz konuşuyorlar. Zuhal Hanım ben de levreyi çok beğendim. Evet. Mısır ekmeği biraz sert. Doğru. Kaygana soğuk. Hmm, aynı şeyler. Müdaher hanımcığım, efendim. Kayganayı çok severim, çok sık da yaparım ama tuzsuz. Yani lezzet bulamadım içinde. Nanesi eksik mesela. Bugün hep tuzsuzluktan şikayet etti hanımlar. Tuzsuz. Evet. Zaten balığı sevmem. Sevmem. Güzel olmamış mı peki balık? Karadeniz olup da balık sevmemek bana tuhaf geldi bana. Balık güzel olabilir de ben en balık sevmiyorum. En azından kırçıklı değildi. Evet, kırçıklı değildi. Bu taş bana mı geldi? Artık. Sen nereye yönlendirirsin? Mısır ekmeğini de çok severim. Almadım. Yani kılçık kimin masasında varsa o alsın. Peki kılçıklı kolyeyi verdiniz mi gelinize? Verdim. Yok gelinimi aradım. Kılçıklı kolye getirmiş onun gelinine. Al şimdi verdim. Evine gittik Şadıman Hanım. Bir balık geldi önümüze. Hep kılçık. Yiyelim. Balık kızartma mı geldi? Ne geldi? Şey, balıkçının kamağı. Saç kavurma, güveçte yedik kılçık. Ama ben yarım onu bitirmedim lütfen. Ha tamam. Kızdı bize. Özür dilerim. Evet Müdahale Hanım buyurun tamamlayınız. Mısır ekmeği biraz katı olmuş. Evet, İçi biraz daha yumuşak olabilirdi. Elimle zor kestim. Haklısınız, o konuda katılıyorum size. Evet. Lezzeti güzeldi. Lezzeti güzel. Salatası güzel. Evet, Meryem Hanım da dinliyoruz. Ben balığını ben de çok sevdim. Evet. Güzel olmuş. Kaşarlı olunca daha güzel oluyor. Kayanası biraz susuz olmuş. Çok az aldım kenarına. Mısır ekmeğinden de çok az aldım. Mısır ekmeği de sert de aldığım yerde. O kadar. Yani balık güzel. Ana yemek tabağında ben en fazla balığı beğendim. Kaygana sıcak olur, bol yumurtalı olur, maydanozlu olur, naneli olur. Bunda hiçbir şey yoktu. Sade bir unla yumurtayı çırpmış, iki tane de maydanoz attı içine. Buz gibi tuzsuz, tuz da koymamış getirdi önümüzü. Aa İlknur, senin gözlerin mi yok kızardı? Yok benim alerjim vardı o yüzden biraz şey İyi oldu. Misin? Yok yok iyiyim iyiyim, sıkıntı yok. Sen varım abi da kızım ya. Ne demek? İki akşamda. Ağlamıyorsun. Yok, yok. Alerjim vardı benim işte böyle. Bu arada levreğini herkes çok beğendi. Afiyet evet. Olsun. Birazcık Müdahale Hanım'da şey var. Ben balık sevmiyorum. Balık sevmiyorum. Olur. Ben de çok balığı hani yaparım ama çok sevmem. Saygı duyuyorum. Dün ne oldu duyarım. Sana bir şey mi? Yok yok alerjim o tuttu. Biraz da o tamam. Yüzden. Yok, tamam canım hadi. Alabilirim. Ben alırım ya onu kızım. Yarışma pitsin ki alırım sana. Ya da atlayın gelin bana kaynanamla. Ben bunları alırım. Ben senin könlünü alırım yavrum. Süper yeşeriyordu. Evet, eline sağlık. Genel itibari ana yemeğin beğenildi ama bir tek mısır ekmeğiyle ilgili. Şadım Hanım, bana demedin ki sen de gel onlarla. Sen nerede duruyorsun maç kadar? Kırıldım, kırıldım. Kaynanan gel. Bana hiç demeyin ki sen de gel onlarla. Gel vallahi gel. Başımızda yalnız var ya. Ya ben anlamam. Sen de ana yemeği yapmadın onun için. Ama Tülay Hanım, sen maçkalısın ya, onun için sağa demeyeceğim. Olsun, maçkada duruyorum de. Orada mısın? Burada, burada. Ha. Çamlık'tayım. Alayım sizin tabağınızı. Kel tatlı geliyor şimdi. Kabak tatlısı. Tahinli kabak tatlısı. Bal kabağı tatlısı. Teşekkür ederiz, eline sağlık. Levreyi beğendim. Güzel. Levrek güzeldi. Evet. Güzeldi. Levrek güzel, evet. Herkes doydu mu bu akşam?
Emine Hanım'ı 3 gündür doyuramıyorum. Emine Hanım herhalde gelinin yemekleri beğendi. Beğendim, evet. Ben beğendim. Evreye süzdü süpürdü, baktım tabağına. Yedim. Baktınız mı? Ben evet. Dikkat etmedim. Yedim, yedim. Emine Hanım da kaç akşam... gündür ben doymadım aç kaldım, ben doymadım aç kaldım. Bana peynir getirdiler. Arkadaşım masasını dinledi. Tabağını. Teşekkür ederim. Ama beni peynirle doyurdular. Bir balığı beğendiler. Başka da bir şey beğenmediler. Baklava açan oldu mu baklava? İknur. Evet, evet hanımın gelin. Baklava değil, burmalı. İknur ha olsun, çok burmalı yaptı. Bu ne masada böyle? Çok zor aslında, aşma işi çok zor, ben size diyeyim. Ağzına burma yaptım. Koydum kendi bazı kişiler. Hep zor yemekler. Kocaman gerdanı yaptım. Siz alın. Siz İlber dudağını yaptı. İlber dudağını biliyor musun? Yok, ne, hangisine diyorsun? Tatlı. Açıyorsun, sonra katlarken iki çubuk birbirine sokuyorsun. He. Böyle sarıyorsun onu, sonra iki çubuğu çekiyorsun, sonra bardakla kesiyorsun onu. Tayını kenara. O da aynı şey. Burmalısı güzel. Ama gelin gerçekten tayı şaşırıyorum. Öyle mi? Gelinin menüsü çok ağır. Tatlı çatal alabilir miyim? Al tabii ki. Açma işi dedilerim, bana ağır gelir yani. Evet. Tatlı çatalı istediler. Balığını beğenmeleri mutlu etti mi seni? Yok ya, hayır. Kendi içindeki şeyi attım ya o yüzden. Yoksa onları çok... Umursadığımdan değil yani. İknur, sanki enerjin düştü. Ne oldu sana? Ya evet, belki de çok yoruldum ya. Onun da etkisi var bence. Ondan dolayı. Belki de yorgunluktan enerjin düşmüştür. Ya o yorgunluktan dolayı. Ama tabii orada şey yapmadım yani. Çok şunu bir getireyim. O sırada tatlı da getireyim ben onlara ki. Şimdi laf ederler. Ne oldu Nazim'den? Ben bir tatlı... Çatalı mı? Çatalı rica ediyorum. Tam Nazlı Hanım'a ver, benimkini de sonra verirsin. Vardı da onlar karıştılar. Karışıyor, dağılık değil. Çatal koymuştum, çatalların hepsini de. Karışıyor. Evet. Çatallar nereye kayboldu masada, ben onu anlamadım. Gerçekten herhalde bir şey bakacağım. Tatlı çatalıyla yediler herhalde. Yanında bu arada tahinle getirdi. Hı-hı. Ben öyle severim. Öyle mi? Aa, ne güzel, aa, denk gelmiş. Güzel. Çok ben severim. Tahinini sevmem. Aşırı onu severim. Sade, evet, sade, sade severim onu. Ben yaparım bunu Zühal Hanım. Hı. Böyle küçük küçük yapmam ama. Evet. Küp küp. Değil mi? Daha kalın büyük. Kalın. Aha. Diyelim ki bir dilim tane halinde. Bir tane de ikram edebilirim. Üstüne evet. Tayip. Aha. Öyle yapıyorum ben. Çok güzel. O zaman bu sizi... Böyle yapmam ben kapak. Dün Zigana'ya çıktık biz. Orada kabak vardı, başka kabak. Kuzinede yaptılar bize sobada. Çok kızarttı, kabak kızarttı. Ha, ne yapmışlar biliyor musun? Kabak pelisi. Kabak pelisi yapmışlar. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Sizde peli deniyor. Şahzade Abla'ya da var değil mi tatlı? Ay çok özür dilerim. Yok kızım, ne özür dilerim? Biz manat diyoruz ona. Sen istersen sen buyur. Yok yok. Biz manat diyoruz ona. He, manat da diyormuşsunuz. Evet. Buyurun, ben size çatalım. Demek iyi yerleri gezdiniz yani. Gezdik, gezdik. Hamsi köye gittik, Zigana'ya. Bundan sonra nereye gideceksin? He? Yarın da bakalım ne yapacağız, nereye gideceğiz ben bilmiyorum valla. Tatlı kaşıkları aldı yemek yemişler. Tatlı kaşıklarını koymuştum ben oraya. Eminim koyduğuma. Çünkü birlikte baktık masaya, hani eksik var mı diye. Eksik yoktu yani. Anlamadım ben tatlı kaşıkları nerede diye. Gidebilir miyim? Kesin mi olur? Otele gidip görmeye gidebilir. Ziyarete. Aman hanım gelin. Ziyarete. Gelin senden yaşlı görünüyor. Kim? Gelin. O gelin başka. La 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 görünebilir. İkinci kocasının. Şahadım hanım en çok sana geldi kabak tatlısı. Aa. Her şeyi yediği için mi acaba? Bence şey doymadığı beğen... içindir. Acaba? Formunu koruduğu yani için. Anladım. Baksana Zuhal Hanım tabağına. Nasıl buldunuz tatlıyı? Güzel. Ben beğendim. Gerçek güzel yani. Tatlı güzel. Ben... Tahinli yememiştim. Tahinli olmasa da sevmezdim onu. Tahinli yememiştim ama çok severim tahinli. Siz tahinsiz yerinde yiyebilirsiniz canım. Ha, ben size isterseniz ayrı getireyim mi size ben? Efendim? Ayrı getireyim. Yok, tahinsiz yerinden tattım bak. Bir tahinli tat da var. Restoranlarda bir tahinli gelir ortaya bu. Bütün restoranlara git, balık restoranlarına. Sadece orada kabak ve helva gelir. Tatlı başka bulamazsın balık restoranlarında. Kabak tatlısının tadını biraz az buldum. Biraz daha tatlı olması gerekiyordu. Yanında tahin vardı. Ben tahin yanına konulduğunu bilmiyorum. Yani tahinli ilk defa yedim. Güzel olmuştu. Tadı da güzel olmuştu. Tahinini de beğendim. Ben de şimdiden sonra yapacağım yani tahinli. Kayınvalideler, bilmiyorum. Bugün herhalde tepkine geldiler bunlar.
Yani kayınvalideme o yüzden. Hatta şey söylüyorlar hani biz yemek yemeden sen kalktın aç kaldın biz de bugün aç kaldık gibilerine getirdiler mevzuyu. Kayınvalidelerin Emine Hanım'a tepkili olması seni üzdü galiba. Yani evet. Bana yolsu elektrik olarak döndü. Yani ben suları getireyim hemen geliyorum. Güzel ama ben şekerli sevdiğim için, daha tatlı sevdiğim için biraz daha şekeri yoğun olabilirdim. Bana iyi geldi şekeri. Az tatlı. Ben tatlı seviyorum. Daha şeker olabilir. Tahin sevmiyorum. Evet, herkes beğendi tatlını aslında. Afiyet olsun. Eline sağlık. Gayet güzel olmuş. Şahdum abla da beğendi zaten. Eline sağlık. Yemeklerini yedik. Şimdi sana puan vereceğiz biz hepimiz. Ama Şahduman ablayı bir uğurlayalım. Misafirliğe geldi. Hem sizi görmeye hem ekibimizi ziyarete. Sağ olsun sürpriz yaptı. Teşekkür ediyoruz misafirperverliğine. Ben de teşekkür ederim kendisine. Puanları güzel verin ha. İnşallah. Hadi iyi akşamlar size. Görüşürüz yavrum. İyi otur akşamlar. Otur. Ha? Evet, evet puanları güzel verin dedi Şahduman abla. Herkes kendi kararını kendi verebilir yaştayız. Evet Nazan Hanım da bu çıkışından sonra ben direkt yani. Puanlamaya geçiyorum. Buyurun. Düşük bekliyorum yani yüksek beklemiyorum kendilerinden. Yani Şahduman abla mesela çok beğendi o ayrı çünkü yani tam yöremizin şeyini bilen bir insan. Mesela lahana çorbasını bilen bir insan, hamsi kuşunu bilen bir insan. Ama önemli olan sonuçta diğer yarış yani kayınvalidelerin şeyi. Onlar şey yapmadılar, çok beğenmediler. Bir ana yemeği beğendiler. 2-3 verirler üstü olmaz. Bugünkü yarışmacımız İknur'du ve büyük jürimiz kayınvalidelerimiz. Onu şimdi puanlayacaklar sizlerin huzurunda kameralarımız eşliğinde. Aa, olmadı şimdi ya. Ben sizi anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum yani. Hiç olmadı ama. Vallahi adam huzur elinden gelen budur. Evet kaldık baş başa hanımlar. Ne için? Açık puanlama için. Buyurun hemen alın tahtalarınızı lütfen. Kafanızdaki puanları ilk dur için lütfen yazınız puan tahtalarınıza. Bakalım kaç gelecek hanımlardan. İknur'un yemeklerine. Bugünkü yarışmacımız İknur'du ve büyük jürimiz kayınvalidelerimiz. Onu şimdi puanlayacaklar sizlerin huzurunda kameralarımız eşliğinde. Bugün ilk olarak Gülay Hanım'ın puanını öğrenerek başlıyoruz açık puanlamaya. Bakalım kaç vermiş birazdan göreceğiz. Evet Gülay Hanım açabilir misiniz puanınızı ve söyleyiniz lütfen sesli benim olarak. Benim puanım 2. Aa, olmadı şimdi ya. Kısa. Tatlısından balığına verdim. Ana yemek 2 puan mı ediyor? Öyle ediyor. 2 puan. Olmadı. Ne diyeceksin Emine abla? Hiç olmadı ama. Niye seninki oldu da benimki niye olmuyor? Ama senin gelin yemeklerini biz beğenmedik hiç olmadı yani. Beğenmeyebilirsin. Ben de seninkileri beğenmedim iki. Ama beğendim dedin. İki yemeğini beğendim. Ama beğendin ama yemeği iki de yemek beğendin. Dedim sana da. Tatlıyı da beğendin. Ana yemeğini sade balığını. 3 çeşit vardı ana yemeğinde. Sade balıkla tatlıyı. O da tahinli olduğu için beğendim. Başka ama beğendin dedi. Tahinli ya da değil. Beğendin mi beğendin. Ana tamam. Yemek bir de daha yüksek tamam. Puan eder yani. Puan. Yanlış değerlendiriyorsunuz. Bir şey söylemek ister misin? Yok söylemeyeceğim. Müdahir Hanım bakalım kaç puan verecek. Umarız 2'den daha yüksek bir puandır. Çünkü hak ediyordu ilk ürün yemekleri. Benim puanım 4. 4. Teşekkür ederim. Evet. Ne diyorsun 4 puan için? Fena değil. Fena değil. Teşekkür ederim. Daha mı yüksek bekliyordun? Ya beğenmediler hani çok da diyemem ki hani şu puan olsa bu puan olsa hani çok da beğeni gelmedi. Hani sadece ana yemek ve tatlıya geldi ama hani her şey ne bileyim elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Yani lahana çorbasına ısırgana benzetildi. Yani sonuçta herkesin yapış şekli farklı ama bilemiyorum saygı duyuyorum teşekkür ediyorum. Peki bakalım Meryem Hanım kaç verecek ilk lira? Benim puanım 3. Niye 3 Meryem Hanım? Hamsi kuşu sevmem. Sevip sevmemeniz önemli değil ki. Yok, tatlısını sevdim. Balığını sevdim. Güzeldiler. Ama 3. Yedim. Ama hiç olmadı. Hem beğeniyorsunuz
Yani tatlıyı beğendin. Evet. Yok hamsi kuşu sevmem. Sevme gitsin diye buraya şıkkabını bakmak için gelmişsin yani. Baktım tadına, yedim zaten. Baktım tadına. Hem de mısır ekmeği, kaygana, levrek, salatası. Balık güzel. Salata, bunları limonlu değerlendirmediniz mi? Yok, salata limonlu onun için yemedim. Yani sadece limonun bir kere tadına baktım. O işte kadar azdı ki limonu, ekstra limon sıktık. Bu kadar insan da aynı şeyi söyledi üstelik. Yani bir kişi değil, herkes limonu az dedi. Ben limonunu sevmediğim İşte için. Limon yoktu, onu diyorum. İşte, yani sizin sevmeniz lazım, hiç limon yoktu. Biz ekstra hepimiz limon sıktık ya. Ben azıcık limon, limon tadı aldım oradan. Yoksa Allah Allah. Tamam, limon tadı aldığın zaman salata nasıldı, kötü müydü? Yok, kötü değildi. Levrek? Balık güzeldi. Tamam. Balığını sevdim. Ben sizi anlamıyorum, vallahi anlamıyorum yani. Ha, sevdim puan de yani. Puan verme mantalitenizi çözemedim henüz. Çok, çok az puanlar. Yani bir tek Müdahir Hanım ki. Evet. Fena değil yani gene. Kötünün iyisi diyelim puan olarak. Evet, en sona Nazende Hanım'ın puanı kaldı. Bakalım kendisinin takdiri ne olacak İknur'un yemekleri için. Evet, hazırız puanınızı öğrenmek için. Buyurun. Benim puanım 3. Hiç olmadı ama. Vallahi adam Hızır, elinden gelen budur. İndir, indir. İndirebilirsiniz. Hiç evet. Olmadı. Maalesef biraz düşük puanlar. Bir şey evet. Söylemek ister misin İknur? Ya bir şey söylemiyorum. Peki az puanlar. Ben hiç hoşnut değilim bu verilen puanlardan ama sizin takdiriniz. Şimdi de benim takdirim, benim puanımı öğrenecek seyircilerimiz. Yarın sizlerle büyük finalde Müdahir Hanım'ın evinde buluşacağız. Afiyet olsun. Elinize emeğinize sağlık. İkramlar için, her şey için çok teşekkür ederim. Bir konuyla ilgili konuşacağız zaten seninle. Yarın da görüşeceğiz. Tamam. Hadi afiyet olsun. Evet, kayınvalidelerimizden sonra puan verme sırası bende sevgili Fox izleyenleri. Trabzon'da yarın büyük finalde buluşacağız ama ben bugün için sevgili İknur'un eline emeğine sağlık diyorum ve kendisine puan veriyorum. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.